Sinema kapısında bekleşen bütün çocukların tanıdığı bir isim. Bir komiserin bütün kötülükleri alt edebildiği bir dünyanın kahramanı. Bir Türk'ün dünyaya bedel olduğu bir dünyanın kahramanı. Hasılı Türkiye'nin son yarım asrının kahramanı. Kahramanı deyince akla gelen ilk ismi. Ben o isimlerden bazılarını not ettim ama şüphesiz liste çok daha uzun. Komiser Cemil, Malkoçoğlu, Kara Murat, John Arkin, Lee Arkin, Fahrettin Cürekli Batur ve Cüneyt Arkın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Steve Arkın. Liste şüphesiz çok daha uzun bir liste. Şu sıralar ne yapıyorsunuz? Yeni projeler şüphesiz vardır ama biz henüz göremiyoruz bunları. Mesela herkes merak eder, hekimlikle hala bir ilgisi var mıdır acaba? Yok, yeni yayınları mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyorum ama doğrudan bir ilgim yok. Şu bakımdan soruyorum. Cüneyt Arkın'ın emekli olmasını da kimse tasavvur edemiyor. Böyle bir şey herhalde hayalimize sığacak bir şey değil. O bakımdan sordum. Ama bugün işte karım beni emekli eder etmesi gerekiyor. Çünkü çocuklarımız da gidince karımla beraber kaldık. Bir gün bir hata ettim, bir ev işine yardım ettim. Tamam, o günden beri. Ama şu günlerden çok şey yaptım, resim yapıyorum. Domates yetiştiriyorum, acı biber yetiştiriyorum, salatalık yetiştiriyorum. Resim yapıyorsunuz. Resim yapıyorum. Evet. İsminizden başlayalım mı? Cüneyt Arkın. Kitabınızda ben okudum, Adını Unutan Adam kitabında okudum. Cüneyt Gökçer'in Cüneyt'i ve yayıncılık işiyle sanıyorum ilgilenen Ramazan Arkın'ın Arkın'ı. Eskişehir'den çıktınız, ünlü bir star oldunuz. Sonra Eskişehir'e gittiğinizde anne babanız nasıl hitap ediyordu size? O zaman onlar İstanbul'a da geldikleri süreler içerisinde evde bir takım insanlar olurdu. Onlar bana Cüneyt falan derdi. Annem ve babam böyle yapardı. Bir gün babam sordu, oğlum dedi, ne diyor bunlar? Ne zaman Fahrettin Cüneyt oldu, benim haberim yok diye. Evet. Ama Betül Fahrettin Akma... Cürekli Batır uzun bir isimdi. Yani sinema için uygun bir isim değildi. Hem kolay telaffuz edebilecek hem de akılda kalabilecek bir isim aradık. İşte o sizin söylediğiniz gibi Cüneyt Ekicigil'den geldi. Bir Türk kahramanıdır. Arkında ben çok kitap okurdum. Ona bir saygı ifade. Çünkü kitapları bana bedava verirdi. Ona bir saygı ifadesi olarak Arkın'ı aldık. Ama Anadolu'da Cüneyt Arkın derler. Cüneyt. Cüneyt Arkın, Cüneyt Arkın. Evet. Yöreye göre değişir. Evet. Evet. Ve çok güzel söylerler. Evet. Kitabınızda ablanıza çok atıflar. Allah rahmet eylesin. Vefat etmiş o dönemde. Ablanızı anlatırken hep Anadolu'yu anlatır gibi oluyorsunuz. Ben öyle sezdim. Benim annem, iki ablam, babam Anadolu'dur. Anadolu'nun bozkırın toprağıdır, ekinidir, yağmurudur, suyudur, susuzluğudur. Benim ailem gerçekten tam bir Anadolu'dur. O Anadolu'nun bozkırının, o tabiatın içinde olan her şey vardır. Hüznü vardır, kederi vardır, umutları vardır, bekleyişi vardır, kuraklığı vardır, bereketi vardır. Benim ailem bir manada da bir Anadolu, bir toprak parçasıdır. Evet. Cüneyt Bey, bir cam stüdyomuzu ikiye bölüyor. Bu camın bu tarafında siz varsınız, diğer tarafında... Sizin tanıklığınıza tanıklık etmiş isimler var. Sizin maceranıza tanıklık etmiş isimler var. Şimdi bu camın arkasından bir Bizans ordusu da çıkabilir. Bir kötüler yumağı da çıkabilir. Ben konuğumuzu... bu kanalda kötüler yumağı çıkmaz canım. Eyvallah. İlk konuğumuzu ben çağıracağım. Küçük bir VTR'den sonra devam edeceğiz. Tanıklar devam ediyor Cüneyt Arkın'la. Cüneyt Arkın'ın müthiş hikayesiyle. Kendini kolla, balkatı ola. Evet. Yeşilçam'ın emekçilerinden İsmet Ertan. Ama ne emekçidir. Mehmet Uğur. Evet. Ama ne emekçidir. Yani set işçiliği, dekor, kostüm ve kavgacı ata binme. Şimdi Cüneyt Bey, bu bir Bizanslı kostüm. Bunlar hep kostümü. Tavuğu böyle yerler. Evet. Şimdi
kiralanmış bir kostüm ve üzerinde sanıyorum pek çok Malkoçoğlu'nun, pek çok Kara Murat'ın izleri var. İşte orada zaten benim 3 tane kılıç deliğim var orada. Tanıyorum ben kılıç deliklerimi. Sizi Mehmet Bey böyle alalım. Bir de kılıç. Bu demir kılıç. Evet. Biz genelde bunu kullanmazdık. Bizimkiler daha hafif ve bir alüminyumdan olurdu ve o parlardı. Bu mesela bu parlamıyor aslında şey olarak. Ama benden çok Mehmet Uğur ve o ekibi bu kılıcı çok iyi tanır. Buralardan falan ya, geçmiştir. Ben yemek yemezdim böyle yemek. Böyle geçmiştir. Ben mikrofon uzatayım size. Elleriniz tavukla dolu. Hayır ben, böyle de konuşabilirsin. Ben öğlen yemekleri yemezdim. Evet. Çünkü Cüneyt abi ve kırtlak çalıştığı için. Kırtlağım ne demek kırtlak çalıştığı? Devamlı o bilir Cüneyt abi. Belime vurur. İlk darbe kırtlağıdır. Belime vurur iki kat olurum. Sonra kırtlamayı bir yapıştırır. Kırtlağım birbirine yapışır. Öğlen yemeği yok. Devamlı budur. Şimdi ay bunlar kilo almaya başladılar da ben bunlar kilo almasınlar, formlarını kaybetmesinler diye gırtlak çalışırdım. Evet. Şimdi Mehmet Uğur da burada. Bir filme başlıyorsunuz. Yapımcı, yönetmen her neyse sizi davet ediyor. İşte kadroyu oluşturuyorsunuz, senaryo belli. Sonra Mehmet Uğur'u gidip nereden buluyorsunuz? Hayır, niye onu çağırıyorsunuz? Hayır, ben bulmazdım. Onlar benim ekibimdi. Aşağı yukarı 15 kişi benim ekibimdi. O tarihi kostüme filmler başlamadan önce senaryo belli bir aşamaya geldikten sonra oradaki yapılacak hareketler, kavga sahneleri belli olur. Ben önce onları alırdım. Ve sonra bütün bu arkadaşlar bizim ev bahçe Levent geniştir. Evet. Aşağı yukarı futbolcuların maça çıkar gibi biz de kampa çekilirdik. O filmde yapacağımız bütün kavga hareketlerini, tehlikeli hareketleri devamlı çalıştırdık. Zavallı karıcığım da böyle kazanlarla karavanalar pişirir, şey yapar. Yani biz filme çıktığımız zaman o filmde yapacağımız bütün tehlikeli hareketler, kavga mizansenleri, her şey hazır ve nazır olurdu. Bu şey mekana da gider bakardık. Sonra yönetmen abimiz derdi ki burada ne yapacaksınız? Biz bir prova yapardık. İkinci provada da çekime geçerdik. Yani herkes birbirini tanıdığı için. Müthiş. Onlar sizin tepkilerinizi biliyorlar. Şimdi bakın yani bu arkadaşlar 10 tane atla geliyor. Ben koskoca merdiven minibüsün üstünde ona vuracağım. Trampoline vuracağım. Sonra 10 tane son sürat gelen atın bu arkadaşların üstüne atlayacağım. Bu timing mi? Birbirimizi çok iyi tanımamız lazım. Benim yanlış bir hareketim onların benim 1000 kere hayatımı kurtarmıştır bu çocuklar. 1000 kere hayatımı kurtarmışlardır. Çok tehlikeli sahneler çekiyorsunuz. Öylesine de iki atın arasında gidiyorsunuz at devriliyor. Tek atın yanında kalıyorsunuz. Bu yanlarına gidiyorum iki at dört nala giderken iki atımızın da devriliyor. Nasıl yapıyorlar bu işi? Şimdi yürekleriyle yapıyorlar canım. Cesaret ve yürek. Şimdi şöyle bir şey var. Otoban yolu mesela taşlık yollarda son süratte atlarla. Yakışıklı çık biraz. Atlarla son sürat gidiyoruz. Şimdi Cüneyt abi diyor ki mesela sırayla düşeceksiniz diyor. Evet. Mesela Mehmet sen düşeceksin. Yusuf Çetin sen düşeceksin. Sıra isimle. Kadir Kök sen düşeceksin. Kadir Kök mesela şimdi sırası gelen. O mesela minibüs en azından 100 kilometre hızla gidiyor. 120'yi bulur. Vardır asfaltta yani. Gidiyor. Asfaltta. Ve o süratli giden atlardan önde kim varsa düşüyor ve yere düşen insanın üstünden de atlar geçiyor. 20 tane de at arkadan geliyor. Yani o atlar da üstümüzden geçiyor. Yani hakları ödenmez. Böyle İnanın hakları ödenmez. Ve ben o filmleri yeniden izlediğim zaman bakıyorum o sahnelere. Yani bu insanların ya çılgın olması ya da işini sevmenin ötesinde sevdalı olması gerekiyor. Yoksa yapılacak işler değil. En ufak bir ihmalde ki ben onu her zaman hissederdim. Saniyedir o. Çok tehlikeli bir sahne değil mi? Başlıyorum. Anında o heyecan içerisinde istekle bedenen, ruhen ve zihinen hazırsanız onu yapın. Bir saniye geç kaldığınız zaman tamam en büyük kazaya geçiriyorsunuz. Bunlar hakları ödenmez bu arkadaşlar. Şimdi yeni bir Kara Murat projesi olsa. Hadi Cüneyt Arkın'ı. Yapamam ben Ak Murat oldum. Hadi Cüneyt Arkın'ı bulduk diyelim. Bu bahsettiğiniz 10-15 kişiyi bulabilecek miyiz? Bulamam. İmkanı yok. Bulamam. Yani son Karate Can'da Mehmet Uğur geldi. Birçok kavga sahnelerinde tek başına işi şey yaptık. Sonra bunların bir hüneri daha vardı. Mesela ben bir sahnede 150 kişiyi temizleyeceğim. Değil mi? 100 kişiyi. 15 kişi 150 kişi oluyordu. Nasıl oluyordu? Bunun gibi 5 kıyafeti üst üste giyerlerdi. Şimdi kamera burada. Ben buradayım. Ben Mehmet Uğur'u burada temizledim. Mehmet Uğur kameranın arkasından geçerken elbisesini çıkarır. Başka bir adam gibi gelirdi. 15 kişi 150 kişi olurdu. Sakal takardı. Tabii
Şapka takardık, görünmeyen adam. Ve anında yapardık. Mikrofonu yaklaştıralım. Görünmeyen adam olurduk yani. Bin bir kılığa girerdik. Peki, çok güzel bir hikaye bu. Evet. Yani bir hatıra şeyden önce, hepimizin hatırası. Biz de sizi beyaz perdeden görüyoruz. Size zaman zaman kızıyoruz. İşte oh olsun vurdu buna diyoruz seyirci olarak. Peki Cüneyt Arkın'a hiç kızmaz mıydınız? İşini yeri gelirse bazen kızıyorduk yani. Yani ya şöyle, bu nasıl rol falan dediğiniz olmuyor mu? Yok, şimdi ben bir tarihte daha yeni gelmiştim. Cüneyt abiye dublörlük yapacaktım sözde. Yedi Kule'nin bir ucu kısmında, belki Cüneyt abi hatırlar onu. Kadir Kök diye bir arkadaşımız var. Baba buradan atlıyor mu dedi. Natuk Baytan rahmetli. Allah rahmet eylesin. Dedi ki atalım bunu aşağı. Kadir Kök atladı tabii. Güzel de brandiye düştü. Şimdi bana direkt ki Mehmet çık sen de atla. Dedim abi bir dakika. Bir çıktım gözüm yemedi. Dedim ben atlayayım. Nereden atlıyorsunuz? Yedi kule, yedi kulede surların tepesine. Aşağıdan baktığınız zaman bir şey görünmüyor. Yukarıdan baktığınız zaman size düşeceğiniz o itfaiye brandası var ya, şu masa kadar küçük oluyor. Evet. Biraz da rüzgar varsa. Bir ara bu arkadaşlar, ben çok kaza geçirdiğim için iş bulamıyorlar yani. Para kazanamıyorlar. Doğru. Der ki abi hiç değilse. Yani yukarıdan atlamak o kadar çok estetiği gerektiren, tabii, maharet gerektiren bir iş değil. Biz atlayalım. Bana da biraz benzeyen Aydın da hatırlar mısın? Aydın şeyde, Yedi Kule. İşte atladı ya. Yani. Dedim ki bak Aydın, şuradan biraz elan alıp atlayacaksın. Biz de brandaları geldik. O atladı. Atladı ama atlar atlamaz brandanın dışına düşeceğini gördü. Havada nasıl fren yapıyor biliyor musun? Yüzünde bir kobiz, biz kırdarken brandayı tutan sakın adamların üstüne. Onun ayağı kırıldı. Brandayı tutanların üstüne omuzları, kaburgaları. Ben yüksekten uçtuğum zaman evimin telefonunu iki kere hatırlardım. Aklımdan geçirirdi. O kadar havada kalıyorsunuz. Cüneyt abi bir kere de sen Battal Gazi'de yani iki atın arasına atladın. Üstünden araba geçti, kolun kırıldı. Ya. Tek arabayla araba sürdün. Elim kırıldı. Hadi devam ettik işte. Şimdi evet. Battal Gazi'de nasıl araba geçiyor? Yani şimdi at arabaları var. Çekim. Tabii çekim. Çekimde gelecek ve atlayacak, bir kişiyi aşağı atacak ve atların ön tarafına atlayacak, atları durdurması için. Arabadan at atlayacağım. Evet. Atabileceğim. Binek atları değil, araba atıymış. Ne bileyim ben, arabadan atın üstüne atladım. O da alışmadığı için üstünde adam taşımayı, abi neler oluyor? Bir anda ben attı, fırlattı. Evet. Araba geçti, atlar geçti, omuz gitti. Ya yine de biz o sahneyi bitirdik. Tek elle o işi bitirdim. Mesela bir aklıma gelir. Erol abi hani ayağı kestiler ya garibimin. Bir gün sordular ona işte bir muhabir. Dünyaya yeniden gelirsen ne olmak istersin dedikleri zaman baktı 40 ayak demişti. Ben de o zaman bir elim bir gün omuzum çıkar gider. Bir gün bu kırılır derdim ben de ya 40 el olsaydı. Şimdi siz sakatlanınca karakter oyuncuları birlikte çalıştıklarınız için. Biz de çalışıyoruz. Şimdi devamlı Cüneyt abiye bağlı olduğumuz için başka filmiye de gitmiyoruz. Çünkü mikrofonu biraz yakın tutalım. Devamlı Cüneyt abiye. Şimdi Cüneyt Arkın çok eski tempoyla film çevirmiyor. Ne yapıyorsunuz? Şimdi oturuyoruz yani. Bir şey de yaptığımız yok. Ancak binde bir böyle bir çağırırlarsa geliyoruz. Başka türlü gelemiyoruz yani. Ve bu sinemadaki arkadaşlarımızı yani, sinemaya emek vermiş insanları maalesef dizilerde falan çağırmıyorlar. Çağırmıyorlar. Evet. Yani bizim Yeşilçam'da eskilerden kala 10 kişi kaldık. Yani hiç olmazsa bu 10 kişiye günlük bir şey çıkarsalar, ayda hiç olmazsa bir rol çıkarsalar gene bize yetecek. Evet. O eskilerden 3 kişiyi daha çağıracağım ben. Görünce memnun olacaksınız. Tanıklar devam ediyor. Türk sinemasının bütün hızıyla devam ediyor. Cüneyt Arkın söyleşisiyle devam ediyor. 3 isimden daha bahsetmiştik. Onları da davet edelim. Oh, hakikaten çok eskiymiş. Çıkarıklarınız. Evet. Buyurun. Sizde. Bugün seyrettim. Evet. Bugün seyrettim. Gene bugün böyle. Sizi bu tarafa alıyoruz. İstansların karşısında böyle. Şöyle ben yapayım orayı. Yalan. Bunu da yapayım değil mi? Merhaba nasılsın? Onu bir yapayım ben. O hoşuna gidiyor Cüneyt Bey. Ben biliyorum onu. Kanka şu hareket şuydu. Nasılsın sağ ol? Ben de. Şimdi mikrofonlarla konuşacağız. Buyurun. Devredelim. Şimdi bir karakter oyuncusu Cüneyt Bey, bir internet sitesinde şöyle bir şey okudum ben.
Diyor ki bizimle çalışmak jönlerin yararınadır. Çünkü biz jöne katkıda bulunuruz. Biz jönlerden bir şey beklemeyiz. Jönler bizden beklerler. Mesela Cüneyt'i ele alalım diyor, aynen böyle. Benim en fazla çalıştığım jönlerden biri. Cüneyt ne yapar? Elini uzatır yumruk atmak için. Pencereden dışarı uçan biziz, attan düşen biziz. Ondan sonra seyirci helal olsun diyorlar Cüneyt'e. Bir yumruk vurdu, adamı pencereden çıkarttı dışarıya. Gel bir de sen pencereden çıkana sor bakalım diyor. Şimdi şimdi pencereden... her horoz güneşin kendisi için doğduğunu sanır. Şimdi öyle arkadaşlarımız var. Bir zaman geldi, arkadaşlarımız yetmiyordu. Ben Cüneyt Akın olarak ok atıyordum. Sonra karşı düşman kıyafetini giyip attan ben düşüyordum. Yani pencereden birçok çıkma işleri ben yapmışımdır. O arkadaşım atmış. Ama az önce de söyledim. Bizim bu arkadaşlara dehşetli ihtiyacımız vardı. Çünkü onlara biz hayatımızı emanet ediyorduk. Az önce söylediğim gibi 1000 kere benim hayatımı kurtarmışlardır. Evet. Yani kendileri sakatlanmayı, kaza geçirmeyi, yaralanmayı göze alıp benim hayatım tabii ki onlara, ama biz omuz omuza yan yana o kavgada beraber olalım. Şimdi efendim burada öyle, bir... Öyle elini uzatıyor da ne uzatıyor, gitsin bakalım iki atın arasından. Şimdi devirsin bakalım on atın arasından. O arkadaşım internet çocuğu. Şimdi efendim ben ya, ona kabul etmiyorum. Evet. Bizim yaptığımız şey, iş kolektif iştir. Tabii. Bizim tabii yaptığımız iş kolektif iştir. Biz Cüneyt Bey'den kavga da çekiyoruz tabii, ama bunu biz bilerek çekiyoruz. Bazıları diyor Cüneyt Arkın vuruyor. Hayır efendim, öyle bir şey olmaz. İşini bilen... Size vurmaz mı Cüneyt Arkın? Hayır efendim. Size vuramaz. İşini... Efendim burada bir olay vardır. Cüneyt Bey az evvel burada izahını yaptılar. Biz bunun provasını yaptığımız zaman neler yapacağını, Cüneyt Bey'in bize nasıl vuracağını biz biliriz. Ama bunu bilirsen dayak yemezsin, yumruk suratına gelmez. Ama dediği gibi az evveli acemi adamlar getirirse o zaman iş olmaz. Yani ben onu tekzip etmiyorum o konuşmayı. Şimdi ben size bir şey anlatayım. Bu arkadaşların bu işe ne kadar gönül koyduğunu, bir manada onur meselesi yaptığını. Şeyde Balta Limanı Hastanesi'nde çok şey eski bir konak vardı. Ben oradan perendeyle atlayacağım atın üstüne. Evet. Ama önce brandaya düşüyorsun sonra at. Ters bir şey oldu. Ben Bizanslıların üstüne kıyafetli tutuyorlardı. Benim dilimin yarısı kesildi. Sonra iyileşti. O sahneyi tekrar çekmemiz gerekiyor. Bu hareketlerde öyle bir şey ki kaza geçirdiğiniz hareketten daha zorunu ve daha tehlikelisini yapmanız gerekiyor ki yapamazsanız gider. Şimdi ben daha yukarıya çıktım ve bu defa elimde ok var, perende atacağım. Arkadaşlar da brandayı tutuyorlar. Bir an tereddüt geçirdim ve arkadaşların yüzüne baktım. İnanın bana nasıl biliyor musunuz? Sanki ben oradan atlayamazsam bunların arkadaşlarımın şerefleri incinmiş. Olacak gibi. Evet, onurları kırılacakmış gibi yüzüme nasıl bakıyorlar biliyor musunuz? Aman abi Allah sen atla, yalvarır gibi. Vallahi o gün gördüm tabii, nasıl tabii atlamam böyle oku da attım perende. Gönül birliğiydi o. Öyle yok öyle palavra. O arkadaşına da versene bana, ona ben gidip karate yapayım. Ben de ondan bahsettim ya Cüneyt Bey zaten. İmkanı yok abi böyle şey. Siz program öncesi konuşurken bir şey söylediniz. Mehmet Uğur da benzer şeylerden bahsetti. Çok zorluk çektik. Çok yetenek isteyen, gönül isteyen şeyleri yaptık dediniz. Evet. Hatta şöyle bir de not düştünüz. Yurt dışında mesela İngiltere'de bu filmleri çevirseydik işte her birimiz varlıklı birer emekli hayatı sürecektik. Evet, doğru. Doğru. Ne demek? Bunu biraz açalım. Şimdi efendim, şimdi şöyle ben bunu izahını yapayım. Şimdi biz Türk sinemasına girdiğimiz zaman küçük paralarla çalıştık. Ve hep küçük paralar aldık. Yani aldığımız paralar ancak bizi geçindirebildi. Yani daha bunun biriktirme imkanımız olmadı. Sosyal güvencemiz yoktu. Ben bu bakımdan söylüyorum. Bugün hakikaten de yine de söylüyorum. Ben 44 senemi verdim sinemaya. Bunu ben dışarıda yapsaydım daha başka bir yaşantım olurdu benim. Ama ben yine de nankörlük yapmıyorum. Ben Türk sinemasında çalıştım. Para kazandım. Evlendim. Çoğu çocuk sahibi oldum. Ve çocuklarımı okuttum, büyüttüm ve evlendirdim. Bunu inkar etmiyorum. Evet, evet. Ama şu ortamda çok ihtiyacımız var. Çünkü işsizlik var. İş yok. Durumumuz biraz batıda en çok koprodüksiyon yapan oyuncuyum. Bakın orada bu tür arkadaşlar baş oyuncu kadar paralılar.
Niye? Çünkü hayatlarını ortaya koyarlar. Özel karavanaları vardır, özel odaları, duşları, arabaları ve sigortaları. Siz de İtalyanlardan almışsınız canım özel arabaları. Ona da geleceğiz. Ya geri verdik sonra. Geri mi verdiniz? Geri verdik. İtalyanlar bizden daha şey. Evet. Peki beyaz perdeye sizden bir yansıma düşüyor. Bir kötü adamı canlandırıyorsunuz mesela. Evet. Sonra da sokakta yürüyorsunuz. Yani evet. Manava gidiyorsunuz, bakkala gidiyorsunuz. Evet. Çoluk çocukla karşılaşıyorsunuz. Evet. Yaşadığınız şeyler oluyor mu? Muhakkak oluyor. Muhakkak tabii. Şimdi biz kötü adam oynadığımız için karşıdaki kişileri öldürüyoruz, vuruyoruz. Bilhassa bunu kadınlar. Hı hı. Diyor, sen Allah belanı versin seni. Beddua diyor. Sen diyor kötü adam bunu yaptın diye böyle oluyor tabii. Evet. Ama oluyor. Tecavüzci Coşkun meşhur oldu mesela. Tecavüzci evet. Yüzünden kötü adam. Evet. Ya ben ona hakkı verdim. Evet. Evet. Bir de iyi adamla konuşalım o zaman mikrofonu alın. Siz Malkoçoğlu'nda Battal Gazi'de evet. İyi adamların bir avuç iyi adamdan biriydiniz. Benim grubum. Cüneyt Bey'in grubu. Evet. Yani cengaveriyiz. Şimdi ben şöyle bir çizeyim efendim ben söyleyeyim izin verirsen şayet. Estağfurullah. Kısa bir şekilde hemen Cüneyt Bey'e geleceğim. Neden? Bana çünkü gelme abi. Hayır. Ben yolumu kaybetmişim. Çünkü international şirketlerde sevgili Türk sinemasının sayesinde çok çalıştım. Yani. Ha sen çalıştın doğru. Ama nereden nereye geleceğim çünkü niye? Bunu ben o yıllarda da söyledim çünkü. Hafif Süvari'nde çalıştım 67 senesinde. Trevor Howard, David Hemmings. Şimdi chatte 3-4 tane Trevor Howard var. 3-4 tane David Hemmings var. Artı, Türkçe söyle şunları. Oyuncular sayıyorum. Co-production'larla çalıştım ya. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi ama neden bunu söylüyorum? Çünkü dublörleri yani. Birkaç tane bakıyorum. Ya Trevor Howard bir tane var ama birkaç tane daha var. Birisi ışık dublörü. Birisi evet. Avantür dublörü. Birisi yürüme dublörü. Birisi oynuyor. En son aktör seyrediyor, ondan sonra oynuyor. Bu birincisi. Kavgacının bile direkt şeye, dublörü var. 5-6 kişi. Evet. Geldim bir gün şeye, sete geldik. Tony Curtis'le ilk tanışmamız. Fotoğraf makinesi falan işte izin istedim. Senden imza istemiş galiba değil mi? Resim istemiş. Galiba. Bir baktım birkaç tane Tony Curtis var, birkaç tane Charles Bronson var. Michel Merzier 2-3 tane var. Bu da şey, Columbia Pictures firması gelmişti Türkiye'ye, Amerikan şirketi. Siz onlarla film çekiyorsunuz. Ben special efekte çalışıyordum. Özel efektler. Evet. Bomba bölümünde çalışıyordum. 69 senesinde. Ya ben diyorum ki bir bizim Cüneyt Arkın'a bakıyoruz. Hepsini kendi yapıyor. Burada 6 tane 7 tane şey var. Tony Curtis var. 6-7 tane şey var. Michel Merzier var. Birkaç tane şey var. Charles Bronson var. Allah Allah dedim. Bu ne iş? Işık dublörü var. Kavga Işık dublörü dediği şu. Şimdi işinizi yapmak için sizi ayakta bekliyorsunuz saatlerce. Evet. Onu bekletmiyor oyuncuyu. Yormuyor. Aktör yani. Ona benzeyen dublörü geliyor, o ayakta duruyor. Yani oturuyor, onun ışığı yapılıyor, ondan sonra şey geliyor. Yani oyuncusunu yormamak için ışığını yapılırken bile dublör kullanıyor adam. Ama orada bir de şunu söyledim ben. Şimdi dedim ki bir gün, ilk Kan'ı seyrettim. İlk o Sylvester Stallone. Güzel, tamam, her şey güzel. Sonra filmin resmini gördük, 2 metre. O da güzel. Dedim ki, Sylvester Stallone'u koyalım, Sylvester'ı koyalım, Alain Delon'u koyalım, Belmondo'yu koyalım. Bir de yanına bizim Cüneyt Arkın'ımızı koyalım. Şöyle bir fizik de bir kere götürecek. Bir de avantürde ne olacak acaba? Oyunda dahil tabii. Ben bunu daha önce söylemiştim, arz etmiştim. Ki ilk kez duyuyor beni. Yani ilk kez duyuyorsunuz değil mi? İlk kez. Yok ama yani bizim dostluğumuz, çektiğimiz, daha çok paylaştığımızdan çok çektiğimiz sıkıntılar bizi birbirimize o kadar yakınlaştırdı. Evet. O kadar birbirimize bağladı ki ne sıkıntılar çektik ya. Evet. Ağustos ayında sette su yok abi. Evet. Ağustos ayında sette su yok. Çölde su yok. Evet. Saat 4 olmuş, öğle yemeğini yememişiz. 150-200 kişiyiz arkadaşlar. Sonunda yönetmen artık utandı da git dedi şeye, prodüksiyon amirine çocuklara bir şey al gel dedi. Allah rızası için ya. Hamam suyu gibi Coca-Cola. Evet. Zekeriya Köy'den almış. Zeytin. Adama atsan kafasını delersin. Bir de ton balığıydı hatırlamanız evet, lazım. Evet. Ya düşünebiliyor musunuz? Çocuklar aç, 6'dan beri kılıç sallıyor. Ata biniyorlar. Bir yediler. Önce Coca-Cola sıcak diye attılar. Abi sonra işleri yandı. Kumdan mumdan Coca-Cola içiyorlar ama ve bir sahne çekilecek. 100-150 kişi kurtarıcımız diye kameraya koşacak. Abi kamera dendi. 150 kişi koşuyor. Sonra baktım 150 kişi yok. Herkes su diye gidiyor. Yani evet. İnanın. Söyleyin bakın. Şöyle bir bidon getirdi naylon. Evet. Ve bir bardak. Sıraya geçerdik. Ve içinde buz yok. Hamam suyu gibi. Sıraya geçerdik öyle içerdik. Bir gün temiz bir kağıtla yemeğimiz geldi mi?
Mikroplu gazete kağıdına topraklara, çimenlere yayarak yiyorduk. Evet, evet. Bir gün masamız kurulup da soğuk suyla masamızda yemek yedik mi çocuklar? Akıncılar Bizans'tan kurtulup susuzluktan herhalde. Ama her şeye rağmen. Hepsini yendik. Hepsini yendik. Susuzluğu da yendiniz. Tabii. Ama Cüneyt Bey'e bunu söyleyeceğim. Tabii ki elbette tamam diyecek kendileri. Benim büyüğümdür kendisi. Ben 57 yaşında oldum. Kutlarım. Fakat her şeye rağmen aslanlar gibi sevgili Türk sineması, haysiyetli bir sevgili Türk sineması ve şerefli bir şekilde buraya kadar geldik ve şeref duyuyoruz Türk sinemasında. Evet. Ki size de mikrofonu hemen önünüzde bir mikrofon var. İstiyorum. Buyurun. Şimdi burada aşağı yukarı Cüneyt Bey durumumuzu izah etti. Ben de yeni nesle diyorum ki biz bu sinemayı aldık. Bu şartlar altında sinemayı biz buraya getirdik, size teslim ediyoruz. Yalnız bunu da şerefinizle yapın. Filmde yaptığınız zaman güzel hikaye çekin, iyi kişileri koyun ve iyi filmler yapın. Bize teslim edenler, biz emaneti yaptık, getirdik. Ne şartlar altında olduğunda Cüneyt Bey izahını yaptı. Artık evet. Benim onun izahını yapmama lüzum yok. Onlar da lütfen bu sinemayı böyle güzel devam ettirsinler. Evet, diyorsunuz. Sinema sizden de bir iki cümle. Hem sinemanın içinde bulunduğu durumu, o zamanki şartları arkadaşlarınız dile getirdi. Siz Cüneyt Arkın'la ilgili konuşun. Tabii Cüneyt Arkın'la çok ilgili şeyler var. Bir seferinde hiç unutmam. Ben bir tarihte İngiltere'de bulunmuştum. İzine döndüğümde Cüneyt Bey'le bir filmde çalışmamız icap etti. Orada da bir hamam sahnesi vardı. Hamamda başımda benim bir nargile kırılması lazımdı. Nargileyi de şekerden mumdan yapmışlardı. Yalnız hamamda çalıştığımızı unutmuşlardı galiba. Mumla şeker hamamda yumuşadığı için kavga sahnesinde Cüneyt Bey sinirle alıp nargileyi burada kafamda kırması lazımdı. Fakat nedense bir aksilik, nargile bir türlü kırılmıyordu. Her vuruşta buramda biraz tepecik oluyordu. Yani ondan kırılana sonra, kadar başınıza vuruyordu. Evet, aşağı yukarı 5-6 sefer çektik. Sahneyi çektikten sonra benim buramda böyle bir tepecik oldu. Hatırlıyor musun Cüneyt Bey? Ondan sonra İngiltere'den benimle gelen arkadaş dışarı çıktığımda abi dedi ne oldu sana böyle? Dedim vallahi sokma. İşte bir kavga sahnesi çektik Cüneyt Bey'le. Bu hale geldik. Nargileyi kıramadı ama kafamızı kırmaya çalıştı. Öyle bir anımız var. Çok güzel. Evet. Bunun haricinde tabii şimdi Türk sinemasıyla ilgili konuşulacak çok şeyler var. Bugün kahve Bizanslar, eşkıyalar yapılıyorsa bizim eski Türk sinemasından esintilenerek, onları esinti alarak yapıyorlar. Bizim eski Türk sineması olmasaydı bugün kahve Bizanslar olmazdı. Eşkıya ve kahve olmazdı. Bizans dediniz. Tabii bunların hiçbiri olmazdı. Cüneyt Bey, bu ne diyorsunuz Bizans meselesine, kahve Bizans meselesine? Şimdi eşkıya çeken yönetmen şöyle bir sahne çekiyor. Orada iki baş oyuncu vardı biliyorsunuz Uğur'la şey. Giriyorlar, tak tak ateş ediyorlar ve gangsterler vuruyor işte. Bu fünyeler patlıyor falan. Sanıyorum bir 20 kere falan çektiler. Silahlar Amerika'dan gelmiş. O işi yapan da Türk değil, Amerikalı. Ve onların tekniği çok gelişmiş. Silahın tetiğine bağlıdır o. Tetiği çektiğiniz zaman elektrik oraya gidiyor, anında patlıyor. Fakat adamlar düşemiyor. O yönetmeni hiç unutmuyorum, şunu söylemiştir. O demiştir, şu Türk sinemasını şey yapıyorsunuz. Hep kınıyorsunuz, küçük görüyorsunuz aydınlar ve de sizler. Onları, o Türk sinemasının o insanları bunu o kadar güzel yaparlardı ki biz Amerika'dan adamlar getirip milyon dolarlar veriyoruz. 3 tane fünyeye silah patlatamıyoruz, 2 kişiyi öldüremiyoruz. Hiç unutmam, o bende vardır onu. Ben Türk sinema belgeselinde de onu kullandım. Senin kafaya gelince, sen çünkü onu hak etmiştin. Çok kalın bir kafa. Abi ben sana İngiltere'ye gitme dedim, gittin. O kafanın şişmesi gerek. Yokluk içinde çekiyorsunuz. İkinci ben acıtmak ister miyim canını? Ama o sahnenin çekilmesi gerekiyor. Bir şey yapmışlar, bir nargile yapmışlar. Tutmama imkan yok. Nargileyi tuttuğum zaman bir yeri kırılıyor. Bir şey elimde kalıyor. Öyle bir felaket. Ama İranlılarla Antalya'da çektiğimiz, koprodüksiyondaki o çektiğimiz şeyleri hatırlasana. Yani, büyük yemin. Yani onu da anlat o zaman. Tabii. Kahve Bizans'a gelince ben şunu savundum. Bu tür filmler bizim ulusal bilincimizi, yani milli idrakimizi, milli değerlerimizi idrak etmede yozlaştırma yapıyor dedim. İncitiyor bunları dedim. Bakın bizim Türkçemiz bitti. Biz tam anlamıyla Türkçe konuştuğumuzu söyleyebilen bir adam çıksın tartışırım.
Bizim Türkçemiz bitti. Biz İngilizce karışımı Türkçe konuşuyoruz. Evet. Bir milletin var olması hangi sebeplere bağlıdır? Bir, dilidir. İki, medeniyeti, kültürü ve üçüncüsü tarihidir. Bir millet bu üç değerle var olur. Dilimizi kaybettik. Kültür diye bir şey tartışırım. Var mı yok mu? Kültür gitti. Başka bir kültür geldi. Pop kültür, kitle kültürü. Yani bir kıymeti harbiyesi olmayan, derinliği olmayan, herkese hitap eden, alınıp satılabilen, mal haline gelen kültürümüzde medeniyeti. Kala kala elimizde bir tarih kaldı. Ki bugün Türk gençliği tarihini gerçek anlamda biliyor olsaydı kendini biliyor olacaktı. Kendi değerini, kendi sorumluluğunu biliyor, amacı olacaktı. Bu tarih bilincine neden Türk gençler biraz sıkıştık, iş bulamıyoruz, Amerika'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye kaçıyoruz diye feryat ediyorlar. İşte bu ulusal bilinç. Bu tür filmler, tarihi filmler ulusal bilincimizi bizim canlı tutar. Onun aksi yapılanlar da ulusal bilincimizi, yani milli değerlerimizi, milli bilincimizi, idrakimizi törpüler, yok eder. Ben bunda ısrar ediyorum ve görüyorum da. Yani Türk tarih bilincinin bir aşağılanması mı diyorsunuz o filmde? Aşağılanması değilse bile bir işte o da bir pop kültür şeyidir. Kitle kültürü ürünüdür Kahpe Bizans'ta. Herkese hitap edecek, güldürecek, tarihi kahramanlarla dalga geçecek. Bizans'ta homoseksüel olacak. Akıncı Bey'in karısı bilmem kötü kadın olacak. Arkasından torunu homoseksüel çıkacak. Yani bağışlayın, böyle bir tarih mi filmi mi çekilir? Niye Batı bunu yapmıyor ki? Batı'nın yaptığı tarihi filmlere bakın. Nasıl kendini yüceltiyor? Ki bunlarda çoğunda tarih yoktur. Amerika'da tarih var mı? Kızılderilileri yok etmekten başka Amerika'nın bir tarihi var mıdır? Evet. Batı sömürgecilikten başka bir tarihi var mıdır? Bugün Batı bizden üstünse, teknolojisi, ekonomisi çok yüksekse, o insanları sadece şeylerin topraklarını almamış, madenini almamış, köle olarak satmamış. İnsanların ruhunu da satmışlar. Onların da şeyi bu. Ben sömürge olmamışım, kimseyi sömürgeleştirmemişim. Ben nereye gittimse hak, adalet götürmüşüm, medeniyet götürmüşüm, bayındırlık götürmüşüm. Ben böyle bir tarihe sahibim. Benim tarihimi böyle şey dalga geçecekler. Ben müsaade etmem abi. Evet. Bu tabloya döneceğiz. Müsaade ederseniz ben bir şey daha arz etmek istiyorum. Demin arkadaşım paralı askerlerden bahsetmişti. O filmde ben de oynadım. 13 hafta çalıştım. Amerika'dan buraya 10 tane stuntman getirmişlerdi. Ne demek stuntman? Düblör. Düblör evet. Getirmişlerdi. Biz Ürgüp'te bir sahne çekeceğiz. Savaş sahnesi. Cems'e gidecek. Cems'e'den iki adam atlayacak. Elinde makinalı tüfek. Uçaklar gelip ateş edecek. Bir sırtımızın üzerinde dönüp ateş edeceğiz. Bunu bütün Amerikalılara teklif ettiler. Hiçbiri kabul etmedi. Ve korkunç paralar istiyorlar. Yani şuradan şuraya düşmek için korkunç paralar istiyorlar. Bizim anlaştığımız bir miktar vardı. O paraya çalışıyorduk. Evet. O zaman Aytekin Akkaya diye bir arkadaşımız var bizim. Sinemadan çok kıymetli bir arkadaşımız. Cüneyt Bey çok iyi tanır. Aytekin'e bir baktım. O da bana baktı. Aytekin dedim yapar mıyız? Hadi yapalım dedi. Biz dedik biz yapacağız. Ve biz o sahneyi çektik. İngiliz rejisör sandalyesinden fırladı böyle. Şaşırmıştır. Böyle bir şey olamaz dedi. Ve bütün tercümanları çağırdı. O zaman biz İngilizce bilmiyoruz. Tercümanları çağırdı. Bu adamlar dedi yiyip içip yatacak, parasını vereceksiniz. Ben dedi Türkiye'yi tanımıyormuşum dedi. Türkiye'de dedi böyle güzel insanlar varmış evet, dedi. Bunlar da yapılabilir. Bunlar yapılıyormuş dedi. Ben zaten dedi, Cüneyt Bey'in İtalyanlara verdiği bir ders var. Kitabında o atları, onu yazmış. O atları 3 ay eğitiyorlar filmden evvel. 4 nala gidiyorsun şöyle elinle dizgini çek taklasını atıyor düşüyor. Aytekin'in evet. Kaç tane kaza geçirdi. Bir de düştüğü zaman ne yapıyorlar biliyor musun? At hızlı gittiği için aşağı yukarı çok uzun bir yeri kazıyorlar. Saman döküyorlar, kum döküyorlar ki ne bizde ne, çünkü geçtiği zaman diziniz gider. Aytekin'in dizi kaç kere gitti? Çünkü sen son kuvvet neyle? Araba atıyla yapıyorsun. Adamların 3 ay eğitildiği, şöyle tuttuğu zaman kendini tepe taklak atan, devrilen atı sen araba atıyla yapıyorsun. Çek babam çek. Çektiği zaman bir devriliyor istediği gibi gidiyor. 100 kilometre. Hemen arz edeyim. O çok önemli. Gidiyor, diz gidiyor. Çok önemli bir yere şey, evet. Temas etti Cüneyt Bey. Biz bir ay önce gitmiştik. 3500 metrekarelik arazi şeyde Sincanköy'de. Önce orayı kazdılar bir ay önce, daha önce. Orayı toprak doldurdular, saman doldurdular toprak. Tekrar saman 50 santim yumuşak. Ben hatta o zamanlar perende atabiliyordum şeyse trambolinsiz o yıllarda. Bir böyle evet. Bir perende attım. Meğersem o gün muhafız alayından da şey 4000 kişiydik orada biz. Mevcutiyetimiz efendime söyleyeyim. Atları getirmişler, oyuncuları getirmişler, herkesi getirmişler. Atları oraya getiriyorlar.
Düşüyor. En son alıştı. At, artık atlarken gülüyordu atlar. Kendi alışmış. Sizin söylediğiniz gibi. Kendi düşüyor. Alışmış. Bir evet. Bu çalışma yaptırdılar. Tabii. Devam edeceğiz. Oğullarınızı özlediniz mi? Aman ne kadar çok. Birisi askerde aman, değil mi? Aman. Neredeler şimdi? Birisi askerde. Biri de İngiltere, Londra'da. Çok özlediniz. Ama karımı da özlemeye başladım. Birazdan gelecek ama önce... Gelecek mi? Önce başka bir... Benim makyajımı bir tazeleyin, karım gelecek. Başka bir oğullarınızdan birini çağıracağız. Ama bir VTR'e girsin önce. Ondan sonra davet edeceğiz. Abi, Cüneyt Bey, filmlerinizde pek çok defa babayı canlandırdınız. Bakalım oğlunuzu kim canlandırmış? Şoray Uzun. Cüneyt Bey, yıllar önce... Siz bilmiyorum. Ya mikrofonum var. Evet. Mikrofonum var. Ya. Baba, ya size çok karın kaynadı. Size baba diyebilir miyim? Son dayaktan kurtuldu, kaçtı. Oğlum nasıl cesaretle geliyorsun? Nasılsınız? Şoray ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Diyorlar ki senin oğlun Şoray olacak. Ulan diyorum, Şoray, Türkan Şoray benim oğlum nasıl olur? Ben Sadı Şoray. Bu ilk dizide mi diyorlar Şoray evet, oğlunuz olacak? Evet. Şimdi Şoray Uzun. 3 yıl falan sürdü bir dizimiz bizim. Evet, 3 sene. Şoray babanın kucağına otisine oturabilir. Oturayım. Şoray Uzun, 1977'de... Evet. Bir imzalı resim istedin değil mi Cüneyt Arkın'dan? Benim Adana'da ömrü hayatında ilk gittiğim film Kılıç Arslan. Evet. Bizanslılar Cüneyt abi bir mahzenden Osmanlıları kaçırıyor. Bizanslılar da peşinden geliyor. Aslında gidin bir şeye giriyorlar. Bir deliğin içine giriyorlar. Deliğin üstünde de demir bir muhafaza var. Kılıç Arslan onu tutuyor ve siz gidin diyor. Sonra üzerine asit döküyorlar. Demirciye diyor ki yarın ertesi günde sevgilisini yakacaklar. Kurtarması lazım Kılıç Arslan'ın. Demirci bana bir demirden pençe yap diyor. Bruce Lee'nin... Öyle demiyor. Nasıl? Demirci erkek gibi söylüyor. Demirci bana bir demirden sen pençe yap. Sen son günlerde dizide oynadın mı oğlum? Oynamadım. Biraz sesin değişmiş. Öyle mi? Öyle olmuş. Biraz... Abi ne diyordu? Bana demirden pençe. Yap. Torun Karacaoğlu yap, sevgili yap, Torun. Yap. Ha, böyle. Evet. Sonra sen bu sahneyi gördün. Ben gittiğim ilk film büyük bir hayranlık besledim tabii. Her Türk genci gibi, 30'lu yaşlarında olan her Türk genci gibi ilkokulda bizim tek kahramanımız Malkoçoğlu'ydu. Üşenmedim, bir de mektup yazdım. Adres de basit. Cüneyt Arkın İstanbul. Yani resim geldi mi gelmedi mi ondan da emin değilim. Sonra gazeteciler sitesinde Levent'te oturduğunu öğrendim bir gazetede. Bir mektup daha yazdım. Ola ki ulaşamamıştır diye. Ama neler yazdım. Cüneyt Bey işte ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Keşke sizin oğlunuz olarak dünyaya gelseydim yazdım. Seneler geçti. 1994 yılında TGRT'nin koridorunda karşılaştık. Bir dizi için. Hayır ben bir iş görüşmesi için geldim. Cüneyt abi de o dönem bir program yapıyordu. 3 program birden yaptı. Televizyon programı yapıyordu TGRT'de. Koridorda gördüm. Ellerimin ayaklarımın titrediğini hissediyorum. Yani aslında şurada bir heyecan yoktu da burada bir heyecan başladı yine nostaljik gibi. Aa Cüneyt Arkın dedim ben arkadaş. Ya dur tamam sakin ol dediler. Gittim. Cüneyt Bey dedim ben size 1977 yılında mektup yazmıştım imzalı resminizi. Niye göndermedin? Dedim Cüneyt abi de arkadan geldiğim için eli hep böyle durur. O kırıklıktan kalanmış herhalde zaman. Sana hangi pozumu göndermişim dedi Cüneyt abi. Dedim hiçbir pozunuzu göndermemiştiniz bana. Resim göndermemişti. Hay Allah arabada var bir tane vereyim dedi. Yok dedim sizle tanışmak yeterli. Gel zaman git zaman oğlunu oynamak kısmet oldu. Bu diyaloğu tam Cüneyt Arkın sesiyle yapmadım. Bunu bir daha alıyoruz. Cüneyt Arkın ha bir kere çok sen yetenek titreyerek var. Cüneyt çok yetenekli Arkın'a... bir oğlum evet. Var. ve Cüneyt Arkın'ı harika taklit eder. Evet sen şimdi titreyerek Cüneyt Arkın'ı ilk defa gören bir adam olarak arkasından gittin. Ve ne dedin? O zaman Süleyman Bey siz Şoray olun ben Cüneyt Arkın olayım tamam mı? Ben ya koridorda yürüyorum siz arkadan gelip imzalı evet, resim istiyorsunuz. Ben sana yani. Dedim ki 1977'de sizden. Evet. Tamam ben yürürken gelin deyin onu siz. Ben oynayamam canım. Sen yok peki söyle. Ben o zaman şöyle durayım. Pardon Cüneyt abi affınıza. Rica ederim. Buyurun. Ben 1977'de sizden bir imzalı resim istemiştim. Cüneyt Bey.
Ercan'ım ben sana hangi resmimi göndermişim canım? Ses bu mu? Ses bu. Cüneyt abi sete gelir fixtir. Günaydın çocuklar, bana bir kahve verir misiniz oradan? Ne haber oğlum, nasılsın? Of. İlla ki ata binmiştir, bir şey olmuştur. Top oynamıştır. Top oynamıştır. Evet. 3 sene, 3 sonra Şoray ayrıldı bizden. O Şoray'ın olduğu dönemde set o kadar güzeldi ki. Müthiş espriler değil mi? Dalga geçmeler. Başka türlü zaman geçmiyor. Niye böyle bir şey var Cüneyt Bey? Yani Şoray çok öyle kılıç sallayacak falan birine de benzemiyor. Bir üçüncü olunuz diye rahatça size lanse edebildik Şoray'ı. Nasıl böyle bir bağ oluştu aranızda? Sanatçı yönü. Benim tabii kılıç o kahraman atraksiyon hareketinin önünde bir sanatçı yönüm var. Bu oğluma da o sanatçı yönü geçmiş. Gerçekten onun dizilerini izliyorum. Çoğunda kendisi yazıyor. Evet, oynadığım dizilerde. Çok. Yani. Şoray biraz çocukluğunu istersen hatırlayalım. Bizi şu Şoray, Şoray ismini ama nereden aldı onu öğrenelim. Öğrenelim. Evet, bu da iyi bir şey. Efendim eskiden sizler çok net hatırlarsınız. Artistli Kent Çikletleri vardı. İki parça büyük. Annem bana gebe, babam da Artistli Kent Çikletlerinden Türkan Şoray'ın resmini görüyor. Çok beğeniyor Türkan Şoray'ı. Oğlunun benim adını Türkan koyamayacağına Şoray. Şoray oluyor. Yani benim ismim Türkan Şoray'dan. İşin aslı astarı bu. Fakat ben tabii gazeteciler önünde 1988 yılında bir İstanbul Festivali'nde Türkan Hanım'ı görüp yine Anadolu'nun bağrından gelmiş bir çocuk duyarsızlığıyla anne anne diyor. Ben seni tanıdığımda pek Anadolu'nun bağrından gelmiş gibi değildin. Şey çocuğu olmuştun, şehir çocuğu olmuştun. Şehir çocuğu ben, olduk tabii. İlk karşılaşmamı. Peki bu işte nasıl isterseniz hocam. Rejiden gülüyorlar. Yayına geliyor gülmeniz. Şoray, bir şey soracağım. Tabii. Şimdi 1977'de kaç yaşındaydın? 10 yaşındaydın. 10 yaşındaydım. Bunu hepimiz yaşadık tabii. Senle ben yaşlıyız. Nasıl bir şey Cüneyt Arkın hayranı olmak? Sinemadan çıktığımız zaman arkadaşlarla kavga ederdik falan değil mi? Böyle bir şey vardı. Evet, ben Malkoç olurdum. Sopayı yerdim arkadaşlarımla. Bu şey... Şimdi Anadolu'da büyük şehirlerin dışında o varoşlarda aslında kendimize saygı duymuyoruz. İşin özü bu. Çocuğuz, Türk'üz, doğruyuz, çalışkanız. Fakat kendimize saygı duymuyoruz. Kendimize saygı duymadığımız gibi arkadaşımıza, bakkala, amcamıza vesaire de saygı duymuyoruz. Öğretmenlerimize de biraz saygısızız. Biraz bilinç yerine geldiği zaman sinemaya gidiyoruz. Sinemada da zaten bildiğimiz atraksiyonlar var. Bu salon filmleri dediğimiz. Enteresan bir şey. Bir gün bir Türk atına biniyor. Öyle ya da böyle. Yani sonuçta Malkoçoğlu iddia ediyorum Braveheart'taki Mel Gibson kadar insan öldürmemiştir. Mel Gibson bir savaş sahnesinde Malkoçoğlu'ndan daha fazla sayıda insan öldürmüştür. Onu kimse abartılı bulmaz. Yani Malkoçoğlu 15 kişiyi bir batında öldürdüyse Mel Gibson 25 kişiyi öldürüyor. O Titanic'te Cüneyt abiden esinlendim onu. Yine bir programda söylemişti. Çok hoşuma gitmişti, unutmam. Titanic'in özünde de zengin kız fakir olan vardır. Doğru, bize hep eleştirilerdi. Malkoçoğlu bana, şu an tabii onu düşünüyorum, kendime saygı duymayı, tarihle barışmayı, bizim aslında öyle ya, Cebeli Tarık'tan, Hicaz'dan, Kırım'dan, Viyana önlerine kadar gelmemizi hatırlattı. Afrika. Halbuki ben yanıma bakıyorum, yırtık pırtık pantolonlu arkadaşım. Kendime bakıyorum, yüzünü yıkamaktan aciz, çamurlu bir çocuk. Okula gidiyorum, nasıl bir eğitim sistemim ise konuşma, sus, konuşma. Ne yapacağız yani konuşmaya, ne yapacağız yani? Oysa Kara Murat'ı seyretmişsin. Kara Murat'ı konuşman gerekiyor. Ne demek konuşma? Bir an önce teneffüs olsun da gireyim kırayım ağzını. Ama sırf ağız burun kırma hadisesi de değil. Yani kendime saygı duymayı, işte Türk olmanın dayanılmaz hafifliğini, yani aslında bir Türk çocuğu olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğretmiştir bana Malkoçoğlu, evet. Ve Malkoçoğlu'nun nezdinde Cüneyt Arkın. Vallahi yani o anlamda bir hayranlık. Bir yanın tüylerim diken diken oldu. Tarih bu kadar önemlidir işte. Bu kadar önemlidir. Biz bunu çocuklarımıza öğretemiyoruz. Şoray'ın tahliline katılıyoruz. Bütün Anadolu'da gezdiğim zaman insanlar öyle diyor. Bu filmlerle tarihimizi canlı olarak yaşıyoruz. Sizden önce böyle bir şey var mıydı? Yok. Şoray dedi ki bir gün bir Türk atına bindi ve dünyayı fethetti. Olabilir. Şimdi yani aslında her Türk genci, ben hepsine söylerim, hepsi bir Malkoçoğlu. Türk gençliğini tanımıyoruz biz.
Ben işte Şoray'ı ve o diğer arkadaşları tanımış oldum o dizide. Ve kendimi genç hissettiğim gibi de çok kendimi de zengin hissettim. Böylesine güzel gençler. İşini de seviyor, disiplini zamanında geliyor ve birçok şeyin de farkında. Yani Türk gençliğini biz bilmiyoruz. Biz tarihi bilsek zaten, yani ben siyasete girmek istemiyorum ama yani Kurtuluş Savaşı'nı 16 milyon insan da kazanmışız, yarısı tüberküloz, verem. Travma da başka şeyler bile. Şimdi o düveli muazzama dediğimiz insanların 1 milyar, 2 milyarlar için affedersiniz ayaklarına kapanıyoruz. Yani Türk insanı, Türk genci bu şeyi bilseydi, tarihin bilincinde olmuş olsaydı, bağışlayın. Bizim coğrafi ve tarihi haklılığımız var dünya yüzünde. Evet. Biz Osmanlı olmasaydı Fransa yoktu bugün. Almanya'sı İngiltere'yi kuşatmış, yok ediyor. Kanuni Sultan gidiyor, bugün var olan Almanya'yı var ediyor. Yani evet. Biz hakikaten bu kadar. Ben hala Şoray bir şey söyledi, eğitim dedi yanımdaki arkadaşlar. Ben Anadolu'da öyle pırıl pırıl gelecek vaat eden, yüreği güzel, memleket seven o kadar güzel gençlere rastlıyorum ki diyorum ki ya bunlar bu kadar kötü bir eğitim sistemi, bu kadar televizyon şeyi kültürü, pop kültür, Amerikan kültür emperyalizmi zaten tepemizde. Bu gençler nasıl böyle güzel kalabilmiş? Neden kalabilmiş biliyor musunuz? O atalarının var ya, o genleri, kanları hala var bizim çocuklarımızda. O siyasete, yüzden o asalet, o güzellik var bizim çocuklarımızda. Siyasete hala girmeyelim dediniz ama. Girmiyorum. Gireceğiz. Nayır. Gireceğiz. Yani siz nayır diyorsunuz ama gireceğiz. Şimdi bir Bizans kılıcının ya da bu Türk kılıcı mıdır? Hayır, bu Bizans Türk kılıcı. Bu Bizans kılıcı işte demirden yapılma değil mi? Üstünüzde de bir ne var? Pelerin var. İşte meşinden yapılmış püskülleri olan bir giysi var. Bir kemer var vesaire. Bir de tabancalı filmler var. Kılıç kullanmakta olduğu kadar tabanca kullanıyor. Silah kullanmakta da mahir bir aktör gördük filmlerde. Sol eliyle ve yandan. Yan mı tutardı? Evet. Şimdi Şoray, sen çok merak etmiş miydin bu şeyleri? Adam vuruluyor ve kanlar içinde ölüyor. Ben müziğini hatırlarım. Enter the Dragon'un müziği. diye şeyler olurdu. Cüneyt abi vurduğu zaman maşallah, yine benim iki katım saçı var. Saçları bir titrerdi Cüneyt abinin vurduğu zaman. diye. Ben de hiç olmaz o. Hiçbir dönemde olmadı. Onlar kalmış. Sen merak şimdi etmez olur muyum? Ya saçlarının titrememesinden muzdaripsin. Muzdaripim. Ne öyle gördüm. Hayır, şimdi, ama değil. Süleyman Bey, ben sizi uyarayım. Avantür filmde oynamadığı için. Ben sizi uyarayım. Türkiye'de gel. Ben 54 sene, 44 sene verdim. Türkiye'de en iyi avantürcü Cüneyt. Yok, Şoray avantürde oynamadı ama yani vücudunu çok iyi kullandığı sahneleri var. Bozmalarıyla oynuyorsun ya zaten herde. Hem komik hem çok güzel, yani vücudunu çok iyi kullanıyor. Bana araba çarpmayı Cüneyt abi öğretti. Araba çarptı. Bana şu an iddia ediyorum 20 km hızla gelin çarpın. Arabaya çarpılmayı öğretti. Yani araba bana çarpacak ve ben arkadan takla atarak ayağa kalkacağım. Bunu test ettik, ona öyle. Cüneyt abi öğretti. Ata binmeyi öğretti bana. Ata bindiğim zaman da tarihle barıştım. Enteresandır. Evet. Bilal'e bu çarpılma şey meselesini test ederiz seninle. Onu şimdi tabanca ve kan diyordum. Bir filmde bakarsınız işte karakter oyuncuları vurulur, ölürler. Kanlar fışkırır üstlerinden. Öbür filmde tekrar karşımızda görürüz. Bütün Anadolu çocukları da merak etmiştir. Evet, onu hep bana sorarlar. Hep sorarlar. Şimdi kan bunu nasıl fışkırır? Kurşun girer mi? Çıkan kan mıdır? Salça mıdır? Evet. Bunu şimdi bunun izahını sizden alacağız. Arkadaşlar, eğer hazırsa buraya alalım. Bir tabancamız mı olacak Özcan? Şimdi burada çok kötü bir adam var. Bu da bir silah. Şimdi önce Cüneyt Bey, sistemi bir anlatın bize. İçi dolu mu? Ne olur yani, ne yapılır? Cüneyt Bey, içi dolu. Şimdi isterseniz açıp gösterelim bir seyirci. Önce vuralım, sonra gösterelim. Evet. Bir kurşunla kaçtı. Bir tetik çekeceğim, kaç tane atar? Kaç tane atıyor bunlar, tutukluk yapıyor.
bu bütün bir şeyde Şoray böyle bir şey vardı. Sahne vardı ama 20 kurşun sıktım adama. Böyle oldu. Sonra korkmuş o heyecan içinde dedi ki abi bir su verin. Bir su içti abi her yerden su. Abi bak şimdi. Siz anlatır mısınız? Burada fünye var tabii ya. Evet. Fünye var. Şimdi burada fünye var. Yani burası bu pirinçten. Bu pirincin şurada ufak bir deliği var. İçerisi barut dolu. Bu barut sıkışmış bir barut. Ve çok ince tel. Aralarında çok ince bir şey var. Elektrik verildiği zaman o bir şelale yapıyor. Şelale barutu ateşliyor. Hmm. Barut sıkışık olduğu için barut patlıyor. Barut patlayınca bunun üstüne koyan, onu keşke gösterseydik, kan torbası var. Biz eskiden kan torbası bulamazdık, ne kullanırdık? Kan torbası diyorum. Bu boya mıdır bu? Biz şeyden getiriyorduk, Avrupa'dan getiriyorduk. Hakiki kana benzer bir şey. O şey barutun tazyiki şeyi patlatıyor, kan torbasını patlatıyor ve çıkıyor. Ama sen çabuk düştün. Ve kamera göremedi seni. Bu ölme sanatı konusunda nasıl buldunuz arkadaşlar? Abi yaşamak kolay da asıl bu filmlerde ölmek. Ölmek bu zor çocuklar, değil mi? Çocuklar bir filmde 5-6 kere ölürlerdi. Evet. Ölmek de bir sanattır. Düşmek de bir sanattır. Doğru söylüyorsun. Evet, Cüneyt Arkın ve diğer konuklarımızla yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet, tanıklarla tekrar karşınızdayız. Şoray Uzun'la Cüneyt Arkın'ın sohbetini jeneriği girerek kesebildik. Ne zamandır görüşmüyorsunuz? Hayır, ben onu izliyorum. Yazlıkta biraz ara verdik. Evet. Biz de ailecek sizi çok sever, çok izleriz. Hep öyle derler. Evet. Şoray bir de böyle yapar koşuyor. Böyledir mi? Değil mi Şoraycığım canım? Ben iki saat oynayamamıştım. Babam oynuyordu Cüneyt Bey. 2 saat rol yapamadım. Ama rol yapamadın iyi oldu. Kendin oynadın, ne kadar güzel. Çünkü herkes rol yapıyor biliyorsun Türkiye'de. Türkiye'de rol yapmayanı görmedim ya. Bir rol yapmayanı görsem elini öpeceğim. Şimdi Cüneyt Arkın'ın sinema hayatı boyunca belki de birlikte kılıç salladığımı desem, birlikte sinemaya emek verdiğimi desem, bir arkadaşınız gelecek, bir aktör. Bir de onun objektifinden, onun gözünden bakalım hem Cüneyt Arkın'a hem Türk sinemasına. Yılmaz Köksal'ı çağıralım mı? Yılmaz Köksal. Bak. Ya Yılmaz Köksal'ın burada olduğunu bilseydim Kahpe Bizans'tan bahsetmeyeyim. Merhabalar. Dün konuştuk telefonla, vay anasını. Canım benim. İçeride görüştük. Sizi öyle alıyoruz. Atla mı geldin? Atla mı arabayla mı? Ya içeride dinliyorum. Mikrofona lütfen. Otur. Yaşlandın artık. Yani beraber yaşlandın. Ya sen değişmiyorsun ya. Derler mi? Civcivler mi? Bir şey derler değil mi? Civcivler yaşlanmaz da öyle bir şey vardı değil mi? Ne demek yani? Yani söylesene, sen bilirsin onu. Bu bir İngiliz atasözü. The chicken was not there the. Tabii civcivler yaşlanmaz. Yılmaz'da hiç değişiklik yok. Hiç. Onun sırrı biraz var. Biraz sırrını düşmüş. Vereyim ben. Ya düşmez. Bir dakika. Ya deminden beri bir saattir dinliyorum sizi. Sinemayı bir türlü anlatamadınız kardeşim. Hiçbiriniz. Sinemayı bir de benden dinleyin. Müsaade eder misiniz? Abi, çok kısa anekdot. Mendillerinizi çıkarıp ağlamaya başlayacağız. Evet. Efendim? Sinemayı bir de Yılmaz Köksal'dan dinleyelim. Sonra nasıl başladık, nasıl ettik onlara geliriz ama sinemayı önce bir tarif edelim. Neymiş, kimmiş, nasıl bir şeymiş? Efendim? Ve bundan işte 15, 17, 18 sene önce bir film çekiyoruz. Filmde ben Hafiyesi Mahmut'u oynuyorum. Yani işte olayın kahramanını. Kız var, kızın mirasına konmak için amcası, dayısı falan, babası, annesi ölmüş. Mirasına konacaklar. Sen şimdi senaryomu anlatacaksın. Bir dakika, çok enteresandır sinema için. Bu arada
deli raporu almaları lazım. Bakırköy Akıl Hastanesi'ne götürüyorlar. Orada doktoru ayarlıyorlar. Rapor aldıkları zaman da bitecek iş. Ben Dahfiyesi Mahmut, ben sezinliyorum bunu. Dama çıkıyorum. Damdan aşağı pencereden falan kızın odasına giriyorum. Kızın odasına giriyorum ama kızı kapıdan çıkardığım an 4 tane bodyguard koymuşlar oraya. Bodyguardlar mani oluyorlar bizim gitmemize. Ben o günde bu arkadaşlarımız, o dönemlerde devamlı çalıştığımız arkadaşlarımız gerçekten çok yoğunlar. Bir kişi var profesyonel olarak kavga edebilecek yetenekli olan. Diğerlerini de figürasyondan getirmişler. 3 kişi. Ben işte diyorum ikiniz birden gelin, ben işte size vuracağım, sen duvara çarp düş, sana tekme vuracağım, sen düş. Olmuyor. En az 5-6 defa çektik, olmadı. En sonunda Adnan Mersin'di, kulakları çınlasın. O arkadaşımız bir tek profesyonel olan. En sonunda ben dedim ki ya kardeşim Adnan'cığım sen bak gördün mizansenleri verdim ben. Mizansenlere göre işte şunları yap. Geçtim ben de karşısına. Aşağıda tam merdivenlerin altında bank var. Banka oturdum. Bakıyorum. Ha aslanım benim. Ona vur. Onu vur, bunu vur falan diyorum. Yanıma biri oturdu. Ama ben o heyecanla hiç şey yapmıyorum bile. Yani kim oturduğunu bile bilmiyorum. Böyle dirsekle vurdu bana. Şöyle bir baktım. Gene tamam arkadaşlar. Bir daha vurdu. Dedim dedi kardeşim dedi. Bana bir sigara verebilir misin dedi abiciğim. Çıkardım bir sigara verdim. Ondan sonra biraz ha tamam hadi son prova bir daha yapın. Şimdi ben geleceğim son provayı yapıp çekeceğiz. Bir daha vurdu. Ne var dedim. Dedi çakmağını versene abi dedi. Çakmağını verdim. Onu da yaktı. Sigarasını da yaktı. En sonunda son prova hadi arkadaşlar. Pat küt herkes yerlere düşüyor. Ediyor ve bir daha vurdu. Ne var be kardeşim dedim. Abi ya dedi bunlar deli mi dedi. Ne yapıyorlar bunlar? Adama bir baktım deli gömleği var üstünde. Bakır göde. Delinin bile bizim yaptığımız işe aklı ermez. Sinema budur mu diyorsunuz? Sinema bu. Şimdi polis dizisini tekrar çekeceğiz. Fikret abimizi ikimiz de çok severiz. Müthiş bir. Kulaklar için nasıl? Buradan üç adam çavuş gibi. Fikret abi kulaklar için nasıl? Sevgiler sana. Şimdi Eddie Murphy'nin filmlerini izlemiş. Köksal anlatıyor şimdi. O böyle buyur ama her şeyi şey yapar, sezer, duyar falan. Böyle ya, anlatıyor. O kadar heyecanlı anlatıyor ki gözlerim yaşaracak benim. Sonra Fikret abi uyandı. Ya sen ne diyorsun? O şimdi da Türk sineması gerçekten bakın çok önemlidir. Neden? Halk sanatıdır. Türk sineması bir dönemde Türk insanını eğiten çok önemli araçlardan biriydi. Ve Türk sineması Türk insanının hayatında çok önemli yeri vardı. Beğendiği kahramanlara çocukların adını koyardı. O kahramanlarla ağlar, sevinir, mutlu olur, zalime karşı gelir, yener ve özdeşirdi. Yani Türk sinemasında yaşayan her kahraman onun yüreğinde yatan şeydi, kendisiydi adeta. Gençler o kahramanlar gibi olmak isterdi. Mesela biz ulusal sinema kavgasına başladık, Halit Refik abi falan, Metin Erksan. Hep ulusal sinemamızı durdurdular. Ve sonunda Amerika geldi, elimizden bütün sinema salonlarımızı aldı. Bush'a bir mektubu, Bush'un Sayın Özal'a bir mektubu vardı, Allah rahmet eylesin. Demiştir ki, benim Amerikan filmlerim Türkiye'de her yerde oynayacak ve vergi muafiyeti de olmayacak. O şey, vergi de almayacaksınız, o muafiyet olacak. Yoksa tekstinize kota koyarım. Yani, bu kadar önemli. Evet. Bu kadar önemlidir Türk sineması. Evet. Neyse. Şimdi efendim şimdi burada bir araya gireyim. Yılmaz Bey, mikrofon sizde devam edeceğiz ama bir sorum olacak Cüneyt Bey'e. Amerikalıları çok vurguluyorsunuz. Amerika merkezli sistemi çok sorguluyorsunuz. Abi anlayayım. Nasıl vurgulamam ya? 7 yaşında bugün bir çocuk gördüm Amerikan tıraşı. Hay Allah ya. Evet. Ya İran'da ruhumuza mı girdi? Ya adam girdi ya. İran'da bir film çekimi sırasında yanılmıyorsam. O çok rahatım orkunda. Çok rahatsınız. Bu bir nevi intikam mıydı? O olayı bir dinleyelim. Hayır intikam size. Değil şimdi. O zaman bilmiyorum. İran'da film çekiyoruz. Bayağı şey Yusuf ile Züleyha ağır bir filmde. Otelde kalıyorum. Hilton Oteli'nde kalıyoruz. Yan odada kardeşim öyle gürültü yapan şeyler var. Amerikan askerleri er dahi olsa bu İran gibi ülkeye gittiği zaman general gibi oluyorlar. İyi de para alıyorlar.
İçki, gürültü, patırtı. Ya kardeşim uyuyamıyorum. Rica ettim, hayır. İngilizce anlattım, hayır. Amerikanca anlattım, hayır. Lazca anlattım, hayır. Türkçe anlattım, hayır. Hayır, hayır. Müdüre şikayet, hayır. Devam ediyorlar gürültüyü. Film de bitmek üzere. İki gün kalmış var. İşte o hapishanelerde bir akşam bizim ekip Tahran'a dağıldı. Döndük. Doğru odama gittim. Malkoçoğlu okumu aldım. Yayımı da aldım. Kapıya bir tekme girdim. Kalkın Amerikan erleri dedim. Kalktılar. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Sabaha kadar. Durmayana da ok atıyorum. Delik deşik oda. Sonra gittim banyomu aldım. Yahu sabah bir uyandım. İranlı prodüktör, bizimkiler falan herkes. Ne oldu? Yahu erler gitmiş o akşam. Üç tane general gelmiş. Amerikalı general. Üstelik de İranlılarla ticari askeri anlaşmalar yapacak bir adam. Tam o esnada konuşuyoruz, bir ambulans geldi. Biri kalp krizi geçirmiş, ambulans hastaneye götürüyor. Biz de çiçeklerle hastaneye gittik. Adam diyor ki bana, general Amerikalı. Ya diyor, general oldum ben, bir gecede yaptım talimi diyor, hayat boyunca yapmadım. abi uf. Malkoçoğlu intikamı aldı. Rahat hazır ol, rahat. Taktık. Biraz geç kaldım, ok kulağın yanından geçiyor. Evet. İyi diye. Efendim, Cüneyt Arkın'ı anlatmak, yani sinemayı anlatmak demek kadar güçtür. Bizim ilk tanışmamız Alanya'da çekilen Horasan'ın Üç Atlısı ve Horasan'dan gelen Bahadır ve Horasan'ın Üç Atlısı. Birini Tunç Başaran çekiyordu, birini rahmetli Natuk Baytan çekiyordu. İlk tanışmamız öyledir. Tarihi filmde başladı ve dostluğumuz ilerledi. Sonra Malkoçoğlu projesi vardı. Cüneyt ile işte birlikte olalım. Hiç unutmam, o Malkoçoğlu'na hazırlanırken biz mübalağa etmiyorum, en az 4 ay neler yapacağımızı bütün film boyunca, zaten senaryoyu ezberlemiştik. Bütün film boyunca nerede hangi hareketleri yapacağız? 4 ay mübalağa etmiyorum. Böylesine bir çalışma için. Bütün bu aksiyonel filmlerde zaten hep aynı tarzda çalışırdık. Sonra aşağı yukarı bir 8 sene falan hiç ayrılmadık, değil mi? Sonra o şeydi, çok yetenekliydi yani gerçekten. Aman estağfurullah. Vallahi senin, ondan sonra ne güzel filmler çekti tek başına, başrol olarak. Vallahi. Ya ama ben o günleri hala... Hangi kanyonda aşağı inmiştin iple ya? Ihlara Vadisi'nde, yani inanın kaç metredir o ya? 125 metrenin ben 95 metresini indim. Böyle işler yaptı. Ya onlar bir şey de yanıldı. Şimdi bize at arabadan söküyorlar, atları getiriyorlar. Yılmaz baktı bir ata, bu ata bileyim dedi, hatırlıyor musun? Çok gösterişli, harika. Çok huysuz bir atmış, hani sen aldık götürdü. Atı devirdi de ormana giriyordu. Evet. Şimdi filmler var, hatıralar var, beyaz perdeye düşen gölgeler var. Bütün bir hayatınız var burada konu ettiğimiz. Bir de tabii bütün bu hikayelere motor diyenler var. Yönetmenler. Onlar olur mu? Onlar önce motor diyorlardı, sonra aksiyon diyorlardı, sonra ne diyorlar? Hareket diyorlar. Action diyorlar şimdi. O bile İngilizce oldu. Action diyorlar şimdi. Ya evet. O kadar da internasyonel bir iş yapıyoruz artık. O çağa geçelim yani. Bırak, o da olsun. Bir de bakalım. Ama Temel gelmiş. Temel filmde oynayacaksın demişler, bakmışlar. Abi Temel de anlayacak bir şey. Evet. Bir de vizörün arkasında duranları dinleyeceğiz ben şimdi. Ben karımı özledim abi. Biraz daha sabredin. Abi, karımı özledim. Sevgili seyirciler, tanıklar devam edecek. Bir tanıkla daha birlikte olacağız. Onu davet etmek üzereyiz. Bir veterimiz daha geliyor. Abi, Yılmaz abinin bir huyu vardır. Çok iyi atlarsan yüksekte. Dur havada dur. Kameranın yerini değiştireceğim ben. Havada duracaksın ya. Yılmaz abi nasıl duracağım? Duramam. Hayır, duracaksın. Ya çok çabuk düşüyorsun. Biraz yavaş. Biraz dur da kameranın yerini değiştireyim. Şimdi benim bu lafım çok espri gelmiştir. Sebebi şu. Şimdi yüzmede bir tramplen vardı. Tramplenden atlarken insan basar ve yükselir. Yani yer çekimine karşı koyar. Yukarıda hareketlerini yapar, düşer. Ben aynı zamanda yüzücüyüm de. Ve ben tabii artistlerime diyorum ki kardeşim, hani o
yükselip de havada poz vermesi lazım. Yere düşer gibi, taş gibi düşüyor. Kardeşim havada kalsana diyorum ben. Yani zıplasana demek. Evet. Fakat her şeyden evvel Cüneyt'le çalışmak ayrı bir zevktir. Biz kendisiyle havada poz mu çalışırken zevk almıyor muydun yani Yılmaz abi? Senle de çalışmak bir başka türlüsü oluyor. Birimiz senaryo çok düşkündür. Çok meraklıdır. Ve ama Türk sineması Cüneyt gibi bir fiziği hiçbir zaman uzun zamandır ve halen de bulamamış vaziyette. Ve Türkiye'nin dışa açılacak bir penceresiydi o bizim gözümüzde. Nitekim açıldı da. Çok çok başka yerlerde de olabilirdi. Çünkü insan başka doktor... Başka yerlerde derken neyi kastediyorsunuz? Dünyada. Yani, birçok filmlerde Amerika'da oynayabilirdi. Amerika'da olmaz. Ve işin İdi. En garip tarafı doktorken başlayıp bütün bu avantürel sahnelere hazırlanmak demenin ne demek olduğunu bir yürek meselesidir bu iş. Ve bir çalışmanın eseridir. Kolay iş değildir. Mesela Jackie Chan'i de görüyorsunuz. Adamın hareketlerini görüyorsunuz. Hepsini kendisi yapabiliyor ve hareketleriyle Cüneyt birçok şeyleri kendisi becerebiliyordu ve mükemmelini beceriyordu. Mesela biz beraber bir Son Akın filmimiz var. 500 at. Ben son resimleri getirdim. Suvari alayıydı. Ve at. Onun başındaki binbaşılar ve yüzbaşılar yetişmiş kişiler. Vallahi orada da bir gösteri yaptı. Bir gösteri yaptığı zaman onların parmakları ağzında kaldılar. İnanamadılar. Cüneyt'in bu kadar mükemmel hareketleri bağdaştırmasına, atların üzerindeki neredeyse kahve içecek halde. Türk sinemasında bir Danyal top atan vardı. Allah rahmet eylesin. Gani. Atın üstünde bile uyurdu. Uyurdu. O da çok enteresan. Tutabilirdi. Şimdi Yılmaz Bey, bu noktada Cüneyt Bey'e bir soralım. Evet. Şimdi siz bir hekimsiniz. Yani İdim. Köken itibariyle İdim. Söylüyorum. Evet. Sonra geldiniz ve Türk sinemasına adım attınız. Şimdi ata biniyorsunuz. Balıklama girdim. Evet. İşte atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz, kavga sahneleri çekiyorsunuz. Ben mesela kitabınızda bir sirkte bir hazırlık sahfası geçirdiğinizi. Meydan Oyunu Sirkinde nasıl başardınız bunu? Trombonlarda at sirk şeyde kaza sirkinde at numaralarını öğrendim ki ben çocukluğumdan beri ata binerim. Meydan Oyunu Sirkinde her şeyi de öğrendim. Yani karate çıktı siyah kuşağı kadar hepsini öğrendim. Yani bayramın birinci günü öğlene kadar çalışmaz. Yani bir günlük tatilim olurdu. Ben gene sırığımı alırdım şeye giderdim. Ben ama abimi görünce başka şey söylemek istiyorum. Bir abimdir, yönetmendir. Her anlamda saygı duymuşuzdur. Biz yönetmenler oturmadan oturmayız. Evet. Yönetmenlerin yanında da sigara da içmeyiz. Bu kadar saygı olmamıza rağmen bir abi kardeş gibi de birbirimizi hemen sevdik. Nasıl da güzel belli oldu. Hemen aklıma geldi. İzlik'te bir film çekiyoruz. Şimdi kader arkadaşımız. Dublör yetiştir diyorlar bana. Neden? Çünkü hakikaten sakatlanınca prodüktör de zarara uğruyor, arkadaşlar da. Biz de birini yetiştirdik. Ben ona her şeyi öğrettim. Sen de biliyorsun kim olduğunu. Ya filme başlıyoruz, adamı çağırdık. Adam yok, niye? Bir filme başlamış başrolde. Avantürü bildiği için. Sonra o bir iki filmden sonra gerekli şey oldu. Kavgacı oldu. Hatırlar mısın? Hatırlıyorum. Abi şimdi Ağustos ayı galiba değil mi? Evet. Şeyleri, sazları yaktık. Ben de o zaman hareket edeyim diye naylon bir şey giyiyorum, pantolon ki. Elastiki olsun ama diye. Ama alev. Şimdi ben adamı döveceğim, 2-3 yumruk atacağım, adam düşecek. Kardeşim kameraya çok görüneyim diye biliyorsun durmuyor, düşmüyor. Ben başladım arkadan yanmaya. Alevler aldık geldi, kameraya kadar yaklaşıyor. Bir baktım abi, abim geldi. Bir tane. Düşte kurtulalım yanmaktan. Çok meraklı. Yüz kere bağırıyor. Düş oğlum düş ya düş. Ateş geldi her şey yanıyor bilmem. Yok abi ben tutuştum. Yok geldi. Şimdi tuhaf bir şey söyleyeceğim. Bunu bakın 35 veya 45 veya ağzı 50 kutuya çıkmıyorduk ya. Oradaki çekimlerde arkadaşlarımızın çok enteresan bir tutumu vardı. 32 kutu. Mesela bir sahneyi ayarlarsınız, bütün mizansenleri ayarlarsınız. Fakat bir aksilik olabilir.
Yılmaz aksilik yapmıştı. Ankara'da, Cüneyt, Ankara'da oldu ya süper pose yapayım derken film gitti. Evet. O büyük bir savaş sahnesi olduğu gibi gitti. 3 gün, 4 gün onu kullanamadık. Maalesef. İşin enteresan tarafı bu böyle hadiselerde çok titiz davranmak lazım geliyor. Ve olayların üzerine gitmemiz icap ediyor. Yani mesela durumlarda biz mesela trombon. Trombon dediğimiz olay trompten, trombon ve hareketleri birbirine bağlayacaksınız. Trombonun ortasından zıplayarak hareketleri yapmanın demire düşme ihtimaliniz de var. Belinizi de sakatlayabilirsiniz. Her şey olabilir. Evet, bütün çok... bunların hepsini bir arada yapabilmek çok önemliydi. Fakat en son Eskişehir'deydim ben. Yılmaz Büyükerşi'nin Cüneyt Bey'in oturduğu mahalleye Cüneyt Arkın ismini vermiş sokağa. Onun müjdesini getirmiştim ben. Aşağı yukarı Nisan ayındaydı. Cüneyt kendi başına bütün bu işleri yapabilmenin her şeyden evvel o devirde film çekerken bu gördüğünüz ekip yani kavgacı demeyeceğim bunlara. Bunlar kavgacı değil en çünkü. En büyük roller oynarlardı büyük, abi her şeyden. Yani siz yumruk atabilirsiniz. Fakat yumruğun şiddetini gösterecek kişiler her şeyi yapan kişilerdir. Ve şu an avantürel bir film çekmenin büyük zorluğunu taşıyor arkadaşlarımız, çeken arkadaşlarımız. Tuhaf bir şey daha söyleyeceğim. Biz bıraktık bazı şeyleri ama hala yeni çalışanlar bir tek makinalı tüfeği Türk sinemasına getiremediler. Ben hayret ediyorum yani. Yani çok da mesafe alınmadı diyorsunuz. Alınmadı. Yani bu teknolojinin evet. içerisinde görüyorsunuz sinemalarda makinalı tüfekleri para ateşliyorlar. Ve bu kadar paralarla da önemli paralar kazanıp sinemaya hiçbir şey de getirmeyen avantür filmler seyrediyoruz. Evet. Bir mesela Memoli'de katiyetli bir makinalı tüfek seyretmedik mesela. Halbuki bakın Amerikalılar bahsettiğiniz o birçok action filmlerde bir yönetmen der ki action'da otururlar, prodüktör pazarlık eder. Çünkü yönetmen aynı sahneyi iki defa da tekrarlayabilir, üç defa da. Aynı sahne, aynı gün kurulma. Yani 45 dakikada aynı sahneyi getirirler, kurarlar. Ama bunlar hepsi parayla olur. Evet. Ve her Batman, her atlayışta ayrı bir para alır. Evet, bir telefon bağlantımız sanıyorum hazır. Ben Cüneyt Arkın'ın ya karım özledim, bu telefonla... bu telefona Cüneyt Bey'in cevap vermesini rica ediyorum. Kim efendim ne oldu anlamadım. Başlayayım. Bir telefon bağlantısı var öyle sanıyorum. Evet. Niye ben cevap veriyorum? İyi geceler. Çok yaşlı oldum. Yani yaşlı ben abi yani yaşlı sensin burada. Hayır hayır. Ben 50. senemde. Telefon bağlantımız hazır mı? Sayın Halit Refi. A canım. Halit Bey duyuyor musunuz bizi? Efendim. Alo. Halit Bey iyi geceler. Siz beni duymuyorsunuz. Siz beni duymuyorsunuz. Evet hazır olunca mı dönelim? Alo. Peki. Şimdi bir şey söylemek istiyorum bu arada. Pardon Yılmaz Bey. Cüneyt Bey ben dayanamayacağım diyor ikide bir. Ben duyuyorum onu. Evet. İsterseniz davet edelim. Fotoğraf tamamlansın. Telefonu bağlayalım mı öyle? Geliyor mu? Telefon birazdan değil mi? Tamam. Şimdi evet. Demin Yılmaz abimiz çok güzel bir şeyden bahsetti. Biz adaşız da aynı zamanda ne güzel değil mi? Evet. Çatlatıyoruz Cüneyt'i şu anda. Hayır. Aramızda. Eyvah. Birazdan bir yumruk yiyeceksin. Abi karım ya geliyor mu gelmiyor mu? Bence Yılmaz'cığım müsaade edersen. Şu şeye bir parmak basayım öyle. Sen ne zaman şimdi, olsa parmağını basabilirsin. Her ay bir film çekmek şartıyla. Evet. Her ay bir film çekmek şartıyla. Bir insan yani bir aktör yumruk atmasını bir senede öğrenir. Sinema yumruğunu. Ama yumruk yemesini iki senede öğrenir. Yumruk yemek yumruk atmaktan çok daha güçtür. Zordur diyorsunuz. Aksiyonel filmler. Mesela Yılmaz evet. çok iyi yumruk kalır. Ben daha ustayım senden. Evet zaman. Sayın Betül Arkın'ı davet edelim. Sen her zaman benden daha ustaydın yavrum. Tanıklar Betül Arkın'la devam ediyor sevgili seyirciler. Oh be! Evet Betül Arkın'ı davet ediyoruz. Evet. Herkesin elini sıkman gerekiyor. Hadi gel şimdi. Size ben Betül Hanım mikrofonu verip yerinizi alıyorum. Buyurun. Merhaba.
Senin haberin yok biz arkadaşlar. Ha, arkadaydınız. Doğru ya, hay Allah. Şimdi Betül Arkın'a sorularım olacak ama önce Cüneyt Arkın'ın hayatından bir sayfayı açmak istiyorum. Şimdi kitabınızdan aldığım bazı manşetler, fotoğraflar var Cüneyt Bey. Evet. Cüneyt Arkın'ı uçuruma sürükleyen iki tehlike, içki ve kadın. Cüneyt Arkın'ı öldürmek istediler. Tabancayla ateş edilmiş. Hastaneden kaçtı diye bir manşet. Cüneyt Arkın bütün prestijini kaybetti. Gene alkol duvarını aştı. Cüneyt Arkın'a son iktidar. Fahrettin Cürekli Batır'ın dramı. Cüneyt Arkın zor durumda. Aktör skandallarıyla yapımcıları da oldukça güç durumda bırakıyor. Bunları açık yüreklilikle kitabınıza almışsınız. O bakımdan konu etmek istedim. Betül Hanım da davet etmişken. Hayatınızın o döneminde, o mahut dönemde neler oldu, neler yaşadınız? Şimdi tabii çok keyifli anlar geçirdik. Dostluklar, anılar, geriye dönüşler falan ama biz acı da çektik. Bak diyor ki, ben yönetmenim diyor, bir film çekeceğim. 32 kutu veriyor bana. 32 kutudan sonrasını parasını verecek. Bir de diyor ki, şu oyuncuyu oynatacaksın diyor, işletmeci. Şunu çekeceksin diyor. Hiçbir zaman istemediği filmi çekmek zorunda kalıyor. Bir de 8 gün veriyor. Sadece o mu? Evet. Sadece o mu? Yılmaz Köksal, sen Ali Şekşi, Şuray, sen bir şeyin içinde yetiştin. Seni, bir kere sanatçı insan, duygusal insandır. Hassas insandır. İlişkileri çok güzeldir. Yürek ister. O sistem içerisinde, eğer biraz inceyseniz, duyguluysanız, hayata çok güzel bakıyorsanız, insan ilişkilerinde belli bir hassasiyetiniz varsa, bu meslek içerisinde bunu kolay kolay bulamazsınız. O zaman acılar başlıyor. Evet. Kırgınlıklar başlıyor. Bir de çalışma temposu. Kaç film çektiniz abi? 100 film. Dünyada yok böyle bir şey. Ben 400 küsür. Yılmaz Köksal, siz. Günde 16-18 saat. Evet. Ve ben bazen arabaların içine giriyordum. Trafiğin içine gibi bir kaza geçireyim de 2-3 gün hastanede dinleneyim, rahat edeyim diye. Sinir sistemi ruhum yorulmuştu. 24 saat çalışıyorum. Cüneyt Bey, şu vereceğim örnekler bu söylediklerinizi açıklıyor mu? Bir gün bir gazete patronu sizi davet ediyor. Diyor ki, ünlü bir aktrisle siz TŞ diye baş harflerini veriyorsunuz. Aşk hikayeniz çıkacak. Tabii. Bu size sonra, acı vermez mi? Tabii. Sonra intihar edeceksiniz. Tabii. Ve bunu bütün Türkiye konuşacak. Tabii. Diyor. Ve gazetenin tıraşı artacak. Sizin reddettiğiniz bir. Tabii. Teklif bu. Tabii, herhalde. Adeta bir ahlaksız. Tabii ben o zaman Betül Hanım'ı yeni tanımıştım. Evet. O hanımefendinin de çok da güzel bir erkeği vardı. Onun bir erkeği vardı. Benim de bir kadınım vardı. Hı hı. Size bu teklif geliyor. Bunun gibi neler gelirdi? Siz acı duymaz mısınız? Orada zaten her anının arkasında ince bir acı vardır. Böyle benim yüreğim hep sızlamıştır onlar yaşadığı. Bir başka örnek de şu. Bir yapımcıyla görüşüyorsunuz. Genç yaştaki kızları, işte sanatçı, oyuncu, film yıldızı, film artisti olmak üzere davet eden ilanlar çıkıyor. Bu ilanların sahibi bir yapımcıyla konuşuyor. Çok büyük gazetelerde bile, çok tirajlı büyük gazetelerde bile çıkardık. Türkan Şoray yahut Ayhan Işık, Cüneyt Akın olmak ister misiniz diye. İstanbul'a akın akın o güzelim gençler gelirdi. Burada helak olup, mahvolup, yok olup giderlerdi. Ama şimdi o zaman dehşetli bir şeydi. Ve tabii bunu istismar eden sinemada bir takım insanlar vardı, hepimiz biliriz. Ben yani ruhum... Halde rahmetlik oldu da ama... Ruhum yoruldu derken kastettiğiniz bu mu? Yani bunlar şimdi ince şeyler. Küçük evet. Küçük şeyler ama yıllarca bu birikiyor. Hı-hı. Her gün birikiyor. Bir de siz genç bir insansınız. Ben 24 yaşında sinemaya başladım, 23 küsür. Evet. Yahu ben oburca hayatı yaşayacağım ya, güzelliklerini tadacağım ya. Paylaşacağım şey, bir sosyal hayatım olacak. Yok, günde 16 saat, cumartesi pazar çalışmıyordu, bayram günü çalışıyorsunuz. Yok, cumartesi filmim bitiyor, pazar günü başlıyorum. İşte karı burada. Yazlık evi aldık şimdi, oturup gittiğimiz Silivri'de. Vallahi ben 10 yıl geceleri 2-3'te geliyordum, karımı görüyordum. Bir merhaba, ihtiyacım var mı? Tekrar sete geri dönüyordum. 10 yıl bir gün evinde denize giremedim ben.
Yani bir hesaplaşmaya oturduğunuz zaman kendinizle ya pamuk tarlasını satmış adam prodüktör olmuş. Geliyor sana. Aman abi. Çekmediniz mi acıları? İşletmeci abi. Bereket bizim çok iyi prodüktör yapımcılarımız vardı. Bir Türker İnanoğlu, bir Memduh'un, bir şey Hürrem Erman, bir Acar Film gibi. Yani onlar bizi bütün bunlu şeylerden koruyan duvarlardı. O şeyleri bize aksettirmeyen, kendileri onlara becerileşen ve bizi mümkün olduğu kadar koruyan ve çalıştığımız işte Hüksü Saner abim falan. Evet. Müthiş mutlu olduğumuz onlar vardı çevremizde ki bizi bir manada her anlamda. Hürrem Erman ya Paris'te ben çıldırıyordum ya adam beni gördü gel kardeşim dedi götürdü beni hastaneye başımda da bekledi. Yorgunluktan bitmişim. Alkol de var. Hürrem Erman kolay mı? Türker İnanır'da kolay mı? Sonra nasıl oldu da yeni bir sayfa açtınız? İşte karım. Geldi ben cenneti buldum. Karım geldi cenneti buldum vallahi. Yeryüzünde Allah'ın bir cenneti varsa o mutlu bir evliliktir. Büyük armağanı varsa sizi anlayan bir kadındır. Geldi. Her anlamda benim yanımda oldu. Az önce nasıl söyledim benim ailemin ruhunda tabiat vardır Bozkır. Evet. Betül'ün de o bütün Türk insanın annesinin merhameti, şefkati, ilgisi, anlayışı, sessizliği, tevazu, bütün her şey o da geldi. Öylesine içime girdi ve gerçekten. Yoksa ben karım olmasaydı, Betül olmasaydı ben ya tımarhane dedim ya da şey dedim mezardayım gitmiştim. Vallahi hiç açıkça söylüyorum. Siz Betül Hanım'a anlattınız. Hem de birçok eşi kıskandıracak bir dille anlattınız. Bir de Betül Hanım'dan sizi dinleyelim bakalım. Betül Hanım benim hakkında konuşmak istiyorsa ben çocuklar bir 5 dakika bir su içip geleyim. Mümkün mü acaba? Betül Hanım buyurun. Ay Allah'ım bir şeylerimize ne söyleyebilirim? Bu saatten sonra. Şu ana kadar aktör Cüneyt Arkın konuşuldu. Siz bir eş, bir baba, bir insan olarak Cüneyt Arkın'ı anlatacaksınız birkaç kelimeyle. Şimdi yüksek sesle. Evde bana nasıl şey camı sil. Canım artık o kadardı. Suyu getir diye nasıl bağırıyorsun öyle bağır şimdi. Asla saygımı yitirmedim. Hiçbir zaman da öyle yapmadım. Yok hayır öyle değil. Valla babalığını, babalığı tartışılmaz gerçekten. Hakikaten ya biraz geç baba oldu belki yani onun verdiği şeyler avantaj. Yavrum ben her filmde bir kadın alıyordum her filmde üç çocuğum oluyordu. Yok, biri baba da çok güzel. Bir çocuğum da burada. Bir burada. 24 yaşında. Eş olarak da iyi ama hakikaten biz 33 yıllık beraberliğimiz var. Yani 33 yıldır evliyiz evet. Bir ömür yani çatı altında bir ömür. Gerçekten çok zorluklar geçirdik tabii yani. Onun deli dolu zamanları, sinemaya yeni başlamış zamanları. Benim çok genç oluşum. Bir takım badireler atlattık gayet tabii. Ama inanılmaz. Sayende atlatıldı buna şahit. Yok o kadar da o kadar da görüştüğümüz yani. İçin. Yılmaz evet. Bey çok iyi dostumdur. Gerçekten. Betül Hanım olmasaydı. Fikret Hakan abim de olsun, Yılmaz Köksoft da olsun. Benden çok Betül Hanım severler. Dehşet bir şey. Evet. Yok öyle değil o kadar. Devam edeceğiz ama Halit Refik'i bekliyor. Tamam. Evet. Telefon bağlantımız hazır. Sayın Halit Refik hatta mı? Halit Bey iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Halit abi. İyi geceler. Cüneyt'ciğim. Canım abim, canım abim. Aa canım bak şimdi tuhaf bir durum var. Senin sinema kariyerinin ben en başındaydım. Evet. Oradaki bütün arkadaşlardan hasbelkader seni daha önce tanıdım. Ama öyle bir orijinal program yapılmış ki bir değişiklik olsun diye ben bu hikayenin de en sonunda ortaya çıkıyorum. Halit Bey hemen bunu izah getirmek istiyorum. Hem bunu anlatın, hem Cüneyt Arkın'la sizi görüştürmek istedik. Hem de burada Cüneyt Arkın'ın hayatıyla birlikte Türk sinemasını konuşuyoruz. Belki biraz yumuşak bir üslupla, esprili bir üslupla konuşuyoruz ama sonuçta konumuz Türk sineması. Sizi bir toparlayıcı olarak, son sözleri söyleyecek birisi olarak düşündüğümüz için akışta burada bulunuyorsunuz. Başka hiçbir izahı yok bunun. Buyurun.
sesi kapatın. Cüneyt Arkın 1963 yanılmıyorsam. Şimdi şöyle ifade edeyim. Evet. Ben bu meseleyi çok sık tekrarladım. Cüneyt Arkın Türk sinemasının dünya sineması çapında yetiştirdiği en büyük değerlerin başında gelir. Bunun zaten izahını siz program boyunca oradaki sevgili arkadaşlarım sık sık bunu dile getirdiler. Bizim tanışmamız sık sık tekrarladığım gibi 1963 yılında Eskişehir'de Şafak Bekçileri filmimin çekimi sırasında oldu. Şafak Bekçileri filminin çekimi sırasında Eskişehir'de zaman zaman ben gerçek subayların da filmde katkıları bulunmasını istiyordum. Buna gerçekten o tarihte 1. Hava Üssü subayları çok yakın ilgi göstermekteydiler. Bu arada çekimler sırasında genç bir subay dikkatimi çekti. Üniformaları içinde çok yakışıklı bir görüntüsü vardı. Böyle model olabilecek bir subay görüntüsü vardı. Ve ben bir rol için kendisiyle konuştum. Fakat tam o rolün, o sahnenin çekileceği gün Cüneyt Arkın o tarihte doktor olarak Eskişehir Hava Hastanesi'nde yedek subaylık görevini görmekteydi. Evet. Görevli olduğu için sete gelemedi. Ve o zaman başka bir çok sevdiğim değerli dostum, bir pilot yüzbaşı Ozan Polat, onun için düşündüğüm rolü Ozan Polat oynadı. Daha sonra 1963 yılının bu olay yaz aylarında olmuştu. 1963 yılı sonbaharına doğru ben o tarihlerde Şişli'de oturmaktaydım. Bir gün kapı çalındı, kapıyı açtım. Karşımda genç, yakışıklı bir adam. Bir an çıkartamadım. Yani evet tanıyorum ama ben Cüneyt Arkın'ı daha önce hep subay kıyafetleri, askeri kıyafetler içinde gördüğümde sivil kıyafet içinde bir an için çıkartamadım. O zaman bana dedi ki, siz dedi bana bir teklifte bulundunuz Şafak Bekçileri sırasında. Fakat işte o şartlar içinde, askeri şartlar içinde bu olmadı. Ama benim size bir borcum var. İşte şimdi terhis oldum. Askerlik görevim bitti. Teklifinizi şu anda kabul ediyorum. Ben dedim ki sevgili dostum, siz bakın doktorsunuz. Doktorluk çok önemli bir meslektir. Ben onu peşinen söylemek isterim ki bizim mesleğimizin, sinemacılık mesleğinin bir garantisi yoktur. Hele o tarihler düşünüldüğü zaman bugünkü televizyon gibi bir medyatik olma şansı da ihtimali de azdı. Siz Cüneyt Arkın'a gerekli ikazlarda bulunuyorsunuz. Taşındım. Şansımı denemek istiyorum. Evet. Bunu siz bana bir sefer söylediniz. Şimdi artık bunu yerine getirmek de bir görevdir. İlk renkli Türk sinemaskop filmi olarak kabul edilen Atsız Cengaver filmi İranlılarla koprodüksiyondu. O tarihe kadar yapılmış Türk filmlerinin belki İran katkısından ötürü en yüksek bütçeli olanlarından biriydi. Evet. Teknik işlemleri çok büyük ölçüde İngiltere'de yapılmıştı. Ben bu filmin gösterisi için İran'a davet edildiğim zaman Fahrettin'in, ki İran'daki İran sinemasında Cüneyt Arkın'ın adı Fahrettin'di. Fahrettin'in İran'ın 5 büyük sinemasında 5 ayrı filmi oynamaktaydı. Evet. İşte bu durum, bilmiyorum başka Halit Türk Bey sinemasının, evet, kaç oyuncusu böyle bir duruma gelebilmiştir. Bu şekilde ben de Cüneyt Arkın'la çalışmalarım ve Cüneyt Arkın'ın Türk sinemasındaki yeri
büyüklüğü kendi açımdan görüşümü bu şekilde ifade etmek istedim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi geceler diliyorum. Halit abi saygılarımı... Canım benim. Yüreğinden öpüyorum Halit abi. Kitabını daha okuyamadım. Kitabını daha okuyamadım. Ben anlatacağım bu gece, bir gün eve gelip. Bu gece uykusuz kalmamın şerefine bana bir tane yollayacaksın. Mutlaka. Tamam mı? Tamam abi. Ha canım, sevgiler. Canım abi. Halit Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi bizim evet. Setlerimiz sadece film çekilen yerler değildi. Bir manada çok kutsal bir yerdi. Söylediğimiz gibi biz yönetmenimizin yanında sigara içemezdik. Evet. Oturamazdık. Mesela Halit abinin setinde tarih konuşulurdu. Edebiyat konuşulurdu. Halit abi mesela daha bu küreselleşme yeni başladığı zaman bana o kadar güzel şeyler söylemişti. Güney kuzey arasındaki fark ve Türkiye'nin bu durumda alacağı rol. Bunların hepsi biz bir okul gibi setlerde öğrenirdik. Lütfü abi, Atıf Yılmaz gibi çok değerli o insanların setinde. Evet. Setler bir manada hem kutsaldı bizim için hem de bir okuldu. Şimdi herkes cep telefonuyla konuşuyor. Bir de mesaj çekiyorum. Şimdi herkes böyle. Sen onun dışında bir espri yapardık. Evet. Şimdi vaktimiz hemen hemen doldu. Bizden sonra haberler var. Onları bekletmememiz gerekiyor. Bugün ben kendi adıma, işte Şoray da bunu ifade etti, çocukluğumun kahramanlarından biriyle konuşma zevkine, bahtiyarlığına eriştim. Ama oğlunu oynayamadınız Süleyman Bey. Doğru. Oğlumu ben oynadım. O sana nasip oldu ayrıcalık. çok güzel bir program oldu. Tekrar konuşulmaya değer hatıraları konuştuk. Sinema emekçileriyle birlikte olduk. Onların yardımlarını aldık. Ben katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Betül Hanım, Yılmaz Köksal, Sayın Yılmaz Atadeniz, sevgili oyuncu arkadaşlarımız, Şoray Uzun ve tabii Cüneyt Arkın'a. Ben sinema emekçisiyim. Evet, herkesin içinde onu söylüyorum ama ben sinema emekçiliğinde Betül Hanım'ın emeği benden çok bana geçmiştir. En büyük sinema emekçisi. En büyük sinema emekçisi. Zaten ben Betül Hanım'ı da kastederek sinema evet, emekçileri dedim. Vallahi. Çok teşekkür evet, ediyorum katıldığınız için. Rica ederim. Bir ak saçlı kahramanla bugün konuşmamızı nihayet erdirdik. İnşallah en kısa sürede başka bir programda birlikte İnşallah. Olalım. Sevgili seyirciler, haftaya yine çarşamba gecesi 22.45'te yeni tanıklarla, yeni bir tanıkla karşınızda olacağız. O vakte dek hoşça kalın diyoruz. Allah'a ısmarladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.